Sayın meslektaşlarım, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nden, Ankara'dan hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 30 Mayıs 2021 günlerden pazar. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak online meslek içi eğitim programlarının bir yenisinde daha sizlerle birlikteyiz. Bundan yaklaşık bir ay önceydi, 2 Mayıs 2021 tarihinde yine bir pazar günü. Kripto varlıklar piyasasındaki gelişmeler, konunun öneminin ve güncelliğinin çok yoğun olduğu bir dönemde kripto varlıklar ve bilişim suçları konu başlığı ile Sayın Doçent Doktor Murat Volkan Dülger hocamızla sizlerle paylaştığımız bir eğitimimiz olmuştu. Eğitimlerimizin 2 saat sürede gerçekleşmesi sebebiyle o kripto varlıklarla ilgili bölümün ağırlıklı noktayı teşkil etmesinde bilişim suçlarının birazcık noksan kaldığı sohbetimizde Sayın Hocam bu noksanlığı bir başka yeni eğitimde tamamlayacağımızın sözünü bize vermişti. Eksik olmasın, bugün o sözü hep birlikte Sayın Hocamın da katılımıyla gerçekleştirmiş olacağız ve bugünün konusunu da bilişim suçları ve bilişim sistemlerinde arama ve el koyma tedbiri başlığı ile düzenledik. Bugünkü eğitimimizi sizlere İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ve yine Bilişim Hukuku ana bilim dalı öğretim üyelerinden aynı zamanda meslektaşımız Sayın Avukat Doçent Doktor Murat Volkan Dülger hocamıza gerçekleştireceğiz. Sayın hocam İstanbul'dan uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte olacak. Konu bilişim hukuku, bilişim suçları ama bazen bu tür yayınlarda o bilişimden kaynaklı aksaklıklar olabiliyor. Umarım olmayacaktır ama olası bir aksaklık olursa lütfen siz de hemen bizden ayrılmayın. En kısa zamanda giderilecektir diye düşünüyorum ama hiç olmaması dileğiyle ben sözü fazla uzatmadan bu pazar günü yine bizlere olan eğitim merkezine olan katkısını esirgemeyen Sayın Hocama bir kez daha merhaba diyerek sözü Sayın Hocama bırakıyorum. Hocam hoş geldiniz. Söz sizin, eğitim sizin. Buyurun lütfen. Neşet Bey çok çok teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Türkiye Barolar Birliği'ne de bu fırsatı yarattığı için çok çok teşekkür ediyorum ayrıca. Herhalde artık şu sıkıntılı günlerin sonlarına doğru gelmekteyiz. Test sayıları, aşılamalar hızla artmakta. Örneğin biz avukatlar, belirli bir yaş üstündeki avukatlar aşılarımızı olduk. İkincisini olmak üzereyiz. Aşılar da gelmiş. Her yerde açılacak herhalde. Tekrar içimiz biraz daha umut doldu. Bu umut dolan günlerde bu yayını gerçekleştirmekten ben de çok keyif alıyorum. Çünkü bundan sonraki pazarlarda kimseyi bilgisayar başında oturtamayız. Öyle görünüyor hocam. Aman inşallah dediğiniz gibi öyle olsun. Kontrollü açılalım. Yaz dönemi hem hepimiz için, ülkemiz için güzel geçsin. Sonraki dönemlerde de yine kapanmak zorunda kalmayacağımız günlerde artık normalleşmeyi hep çok özledik. O yüzden bugünkü eğitim de çok önemli. O temennilerinize aynen ben de iştirak ediyorum Sayın Hocam. Şimdi bugünkü konumuz sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi geçen sefer çok zaman ayıramamıştık. Biraz da bilişim suçlarına ve sonuçta her bilişim suçu ve diğer suçlardaki en önemli ceza muhakemesi koruma tedbiri olan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinde arama ve el koyma tedbirinden bahsetmek istiyorum. Tabii uygulamada da dinleyicilerimiz arasında olan sayın meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar olabilir, denk geldikleri uygulamalar olabilir, kötü örnekler veya iyi örnekler olabilir. Bunları da eğer bizimle paylaşırlar ise çok çok sevinirim. Zira bir ceza hukuku özel hükümler dersi gibi açıkçası suçun unsurları şunlardır, bunlardır diye tek tek anlatmak istemiyorum. Bunun da gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ama ben genel bir çerçeveyi çizdikten sonra hangi suçlar var, nasıl, neler yapılıyor, nelere dikkat edilmesi gerekir? Özellikle de arama ve el koymada epey eleştirilerim var. Benim herkesin getirdiği eleştiriler. Bunlara da değindikten sonra soru cevap şeklinde gidebilirsek gayet verimli olacağını düşünüyorum. Şimdi bir kere bilişim alanında suçlar aslında 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'ndan önce de var idi.
yaşı 40 ve üzeri olan bizim gibiler hatırlar. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde de aslında 1950'li yıllardan beri Adalet Bakanlığı tarafından çeşitli yasa tadil komisyonları veya yasa değişiklik komisyonları oluşturuluyordu. Ve bunlar defalarca Türk Ceza Kanunu tasarısı oluşturdular. En son tasarı da yine rahmetli Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer'in başkanlığında kurulmuş olan bir komisyonun 2000 tarihinde çıkartmış olduğu tasarıydı. Ancak o tasarıların bugün yürürlükte olan ceza kanunundan çok büyük bir farkı vardı. Tabii ki hocalarımız neoklasik ceza hukuku akımının etkisinde yetişmiş. İşte 1889 Zanerdelli Ceza Kanunu bunun zaten en o liberal ceza hukuku, neoklasik ceza hukuku okulunun en iyi örneğidir. En güncel örnek olduğu için zaten Türkiye'ye genç cumhuriyete o kanun alınmıştı. Ancak 1930'da Rocco Kanunu faşist bir düzenlemeydi. Rocco Kanunu İtalya'ya gelmişti. Ceza kanunumuza da, eski ceza kanunumuza da o kanundan çok fazla madde alınmış. Hem yapısı bozulmuştu hem de o faşizan maddeler Türk Ceza Kanunu içerisine girmişti. İşte bu tasarı da hocalarımız hem aldıkları eğitim hem de bildikleri yabancı diller gereğince aslında yaptıkları sorunlara, uygulamada karşılaştıkları güncel sorunlara çözümler bulmak, yabancı dil bildikleri ülkelerdeki yeni gelişmeleri aktarmak ve gün itibariyle aradan geçen yaklaşık 70 yılda eskimiş olan o dili güncellemekten ibaret idi. İşte o tasarılarda Fransa ceza kanununda bulunan informatics alanındaki suçlar, yani biz bunu bilişim alanında suçlar diye çevirdik. O tasarıya bu suçlar da alınmıştı. Ancak geçen zaman içerisinde Türk Ceza Kanunu'nun hemen kolayca değiştirilemeyeceği, ancak bilişim suçlarının da çok fazla ve sıklıkla işlendiği göz önünde bulundurularak yasa koyucu tarafından 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na 525 A, B, C ve D bentleri eklenerek bilişim suçları eski kanun zamanında düzenlenmiş idi. Şimdi o dönemde daha kanun yeni çıktığında bu konuda makale yazan bir hocamız, ismini vermeyelim burada, zikretmeyelim ama makalesi duruyor bilimsel literatürde. Bu suçları işlemiş, incelemiş ve şöyle bir şey yazmıştı sonunda. Ben bu suçların çok da fazla aslında uygulamada yer bulunacağını, çok fazla yargı kararına konu olacağını düşünmüyorum diye yazmıştı bu hocamız. Tamamen hocamızın dediğinin tersine bir durum gerçekleşti. Bu olabilir, kesinlikle şey değildir. O hocamızın alanında bilgisiz olduğu falan anlamına gelmez. Bu bir öngörüdür. O öngörüsü yanlış çıktı. Zira Türk Ceza Kanunu'nun en çok işlenen suçları klasik işte kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan sonra herhalde en çok işleneni bilişim suçları ve Yargıtay'ın en çok karar ürettiği ve en çok da içtihat çatışmasına yol açan suçlar bilişim suçları oldu. Ve tabii ki çok kısa olan o uygulama 525 ABCD dönemindeki çok kısa olan uygulamada o kadar çok problem çıktı ki yargılamada yeni kanun yapılır iken hem o uygulamadan alınan dersler, öğretiden gelen eleştiriler, uygulamadan, Yargıtay'dan gelen eleştiriler hem de o sırada Türkiye'nin taraf olmayı düşündü ki sonradan taraf oldu. Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi'ndeki gereklilikleri yerine getirmek açısından bilişim alanında suçlar başlığı altında suç tipleri düzenlendi. Ben kanaatimi o gün de söyleyeyim, bugün de söyleyeyim. Tabii ki eksiklikler vardır, tabii ki aksaklıklar vardır. Zaman içerisinde rötuşlar yapılarak düzenlenmektedir, düzeltilmektedir ve düzenlenmektedir. Ama
Türk Ceza Kanunu'nun bilişim alanındaki suçlar bölümü son derece iyi ve yerindedir. Bir kere hemen hemen çıkan tüm suç modellerine ilişkin yaptırımlar ve suç tipleri düzenlenmiş durumdadır. Şimdi ilk olarak ne aklımıza geliyor? Bir kere topluma karşı, pardon, ilk olarak karşımıza çıkan bu 10. bölümde Ceza Kanunu'nun 2. kitabında, efendime söyleyeyim, hemen söyleyeceğim şimdi başlıklarını. Topluma karşı suçlar 3. kısım, topluma karşı suçlarda 10. bölüm, bilişim alanında suçlarda 243. madde, 244 ve 245. madde de suç tipleri düzenlendi. Ancak sonradan yapılan eklemelerle, örneğin 6698 sayılı kanunun 30. maddesiyle 243. maddeye eklenen 4. fıkra, yani interface, aslında araya girme, ayrı bir suç tipidir ki biz bunu eleştirdik. Niye bunu 243A olarak düzenlemiyorsunuz diye. Bunun yanında 245. maddenin A fıkrası, yasak cihaz veya programlar, aslında bunlar daha önceden cezalandırılmayan hazırlık hareketleriydi. Bunların da uygulamadan ve öğretiden gelen eleştirilerle düzenlenmesi son derece yerinde olmuştur. Şimdi bunlar yalnızca bilişim alanında suçlar altında düzenlenen ve doğrudan doğruya bilişim sistemlerini veya oradaki bulunan verileri hedef alan veya onlar aracılığıyla işlenen suçlar. Bir de klasik suç tiplerinin bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi durumları söz konusu. Bunlardan bazılarını yasa koyucu çok önemli görmüş ve bunları suçun nitelikli hali olarak düzenlemiştir. Örneğin 142. maddede hırsızlık suçunun nitelikli hali olarak bilişim sistemi kullanmak suretiyle hırsızlık. Veya yine 158. maddede dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olarak bilişim sistemlerinin kullanılması kanun koyucu tarafından özellikle suçun nitelikli hali, cezayı arttıran nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında suçun nitelikli hali olarak düzenlenmese de sıklıkla bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen klasik dediğimiz suç tipleri de mevzu bahistir. Nedir bunlar? Aklımıza gelenler: müstehcenlik, hakaret, tehdit, şantaj. Bunlar arasında en sık gördükleri haberleşmenin gizliliğinin ihlali, haberleşmenin engellenmesi suçu, kişilerin arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması suçu, özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçu, ki bu özellikle düzenlenen bir maddedir 228. maddenin 3. fıkrasında. Bunlar da diğer aslında bilişim suçu olarak nitelendirebileceğimiz suçlardır. Yine bunların yanı sıra fikir ve sanat eserleri kanununda bilgisayar programları da eser niteliğinde düzenlenmiştir. Bu bilgisayar programlarının izinsiz alınması, kopyalanması, yayılması, yani lisans olmadan yapılması da bilişim hukuku alanıyla ilgili bir suçtur. Yine elektronik imza kanunu vardır. Bugün hepimiz elektronik imza kullanıyoruz. UYAP'a girebilmek için, avukat, hakimlik, savcılık yapabilmek için UYAP'sız mümkün değil. Ve bunun hepsini elektronik imza ile yapıyoruz. Şimdi burada düzenlenen suçlar var ama uygulamada henüz böyle bir suçla karşılaşmadık. Bunun gibi muhtelif suçlar var. Ancak açıkça şunu söyleyeyim: her geçen gün bilişim hukuku alanında yeni bir suç modeli ortaya çıkıyor. Bilmediğimiz, aklımıza gelmeyen suç modelleri çıkıyor. Örneğin işte sosyal medyanın bu kadar yaygınlaşması ile kişisel verilerimizin kullanılması ortaya çıktı. Apayrı bir hukuk dalı haline geldi kişisel verilerin korunması hukuku. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, yayılması, silinmesi gereken verilerin silinmemesi de aslında bir nevi bilişim suçu. Doğrudan bir bilişim suçu diyemeyiz. Çünkü kayıtların illa bir dijital sistemde tutulmasına gerek yok. Normal yazılı belgede de olabilir.
Ama günümüz teknolojisinde esas bu suçların getiriliş amacı bilişim sistemleri üzerinde bu verilerin tutuluyor olması ve genellikle buranın üzerinden yayılıyor olması. Yine çok çok yeni suç tipleri var. İşte örneğin grooming denilen bir suç tipi var. Çocukların çocuk pornografisinde kullanılmak veya çocuk tacizinde kullanılmak üzere pedofili kişiler tarafından sohbete konuşmaya alınması. Şimdi şöyle örnekleyebiliriz. Geçen gün derste de öğrencilere bunu anlatmıştım. Şimdi örneğin ben yaşım itibariyle 46 yaşında bir öğretim üyesiyim. Ve 18 ile 22, 23, 24 yaş arasındaki gençlerle iletişimde olmam son derece normal. Niye? Çünkü üniversitede öğretim üyesiyim. Ve onlarla bir ders anlatıyorum, bir şey yapıyorum. Ama tabii ki bu sohbetim özel sohbete kaymıyor. Sonuçta benim üniversite öğrencisiyle yapacağım sohbet derslerle ilgilidir, işle ilgilidir. Veya meslektaşlarımla yaptığım sohbet, yine genç meslektaşlarımla yaptığım sohbet mümkün müdür? Tabii ki mümkündür ama o da işle ilgilidir. Peki ben şöyle bir düşünelim. 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşındaki bir çocukla neyin sohbetini yapabilirim? Ne sohbetim olabilir? Yani en fazla çocuğumun arkadaşı olabilir, çocuğum aracılığıyla selam söylerim. Ama oturup onunla sosyal medyada bir muhabbet yapmam, onunla bizim bir ortak paylaşacağımız bir dünya, herhangi bir şey yok. İşte velilerin bunu takip etmesi gerekiyor. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden bu çocuklarla tanışıyorlar. Tabii bunlar kandırılması kolay insanlar, kırılgan tipler, çabuk elde edilebiliyorlar. Hayat tecrübeleri yok. İşte çeşitli sohbetlerle onların hayata karşı olan korkuları, ebeveynleriyle olan veya arkadaşlarıyla olan problemlerinden giderek, tabii karşıdaki kişi son derece işte yaşı belli, tecrübeli ve bir süre sonra işte bana şöyle bir resim çeker misin? İşte üst tarafı açık bir resim çeker misin? Efendim şunu bunu yapar mısın gibi cinsel içerikli şeyler isteniyor. Eğer çocuk bunu bir kere yaparsa bundan sonra da bu şantaj olarak kullanılıyor. Mesela bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bunun bir suç olarak tanımlanmasına çalışılıyor. Yine yeni suç işleme, yeni demeyelim artık epey bir orta zaman oldu. Mesela intikam pornografisi. İşte insanlar normal bir ilişki yaşarlar iken çekmiş oldukları resimlerin daha sonra karşı taraftan intikam almak için yeni sevgiliye veya yeni işe gönderilmesi veya daha da kötüsü bu iş için kurulmuş web sitelerinde yayınlanması, paylaşılması. Bu sırf ceza hukukunu değil, psikiyatriyi, psikolojiyi, sosyolojiyi ve ekonomiyi de etkileyen, bu alanlarda da etkisi olan bir suç tipi. Yapılan araştırmalarda bu insanların artık normal yaşamlarına devam edemediği görülmüş. Veya son zamanlarda çok sık karşılaştığınız yeni bir olay, Twitter'da falan takip ediyorsanız eğer, deepfake isimli programlar var. Mesela ben az önce Instagram'da gördüm, işte sizin diyor yüzünüzü diyor ünlü artistlerin yüzleriyle diyor değiştirelim. Hatırlarsınız geçen günlerde rahmetli Kemal Sunal'ı bir reklam filminde oynatmışlardı bu teknolojiyle. Ben yine Twitter'a denk geldim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, bir şeyler anlatıyor ama şeyle anlatıyor. Deepfake programı ile ilgili bir şeyler anlatıyor ama mimikler aynı, dudak kımıldamaları aynı, el hareketleri aynı ve sonunda şunu söylüyor. Ben yalnızca bu programın ne kadar inandırıcı bir program olduğunu kanıtlamak için bu konuşmayı yapıyorum. Hadi kalın sağlıcakla diyor. Tam kendi tarzı, kendi sesiyle. Şimdi yapılan ne? Bir kişinin sosyal medyada, internette ne kadar çok verisi var ise o kadar çok veri, yani büyük veri dediğimiz, alınıyor ve bir yapay zeka algoritmasına yüklenerek adeta o kişi konuşuyormuş gibi bir konuşma yaptırılıyor. Bu çok tehlikeli sonuçlara yol açabilecek bir şey. Düşünsenize karşınızda iş yaptığınız insan veya bir yakınınız bu şekilde yapılıyor. Bu dolandırıcılık suçunda da kullanılabilir. Bu siyasi entrikalar içinde kullanılabilir. Bu yine demin söylemiş olduğum pornografik veya müstehcen görüntülerin üretiminde de kullanılabilir. İşte Amerika Birleşik Devletleri mesela bu deepfake programlarından bazılarının kullanılmasını suç haline getirilmiş. Gördüğünüz gibi her gün artan, değişen yeni bilişim suçları var. Ve tabii ki kanun koyucunun
bu kadar çok suç tipini, bu kadar çok suç işleme modelini çok hızlı bir şekilde takip edebiliyor olması da açıkçası kolay değil. Hele bizim gibi yani kıta Avrupa'sında olduğu gibi suçta ve cezada kanunik ilkesinin geçerli olduğu ki olması gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. O konuda bir taviz verilmemesi gerekiyor. Ama suçta ve cezada kanunik ilkesi olduğunda siz bir haksızlığı suç tipi olarak düzenlemek için mutlaka bir kanuni düzenleme yapmak zorundasınız. Kanun yapmak da her zaman çok kolay olmuyor ama işte Adalet Bakanlığı'nın bu konuda uyanık olması, uygulamadan gelen talepleri dikkate alması ve işte son kanun değişikliklerinde olduğu gibi bilişim suçları alanında hızlı değişiklikler yapılması gerekiyor. Bir başka sıklıkla karşılaştığım soru bu girizgahtan sonra bu kadar çok değişiklik gerekiyor. Acaba bilişim suçları için ayrı bir kanun mu yapalım? Ben bu görüşe katılmıyorum. Türk kanun koyucusu o zaman da yani 2004 senesinde de 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hazırlarken bunu söylemişti. Her özel suç tipi suç tipleri için özel kanun yapmaya kalkarsak ceza kanunu enflasyonu oluştururuz. Halbuki bizim amacımız ne? Bütün bu suç tiplerini tek bir genel kodda toplamak ve gerektiğinde o genel kodda değişiklikler yapmak, onda eklemeler yapmak. Nitekim yeri geldiğinde 5237 sayılı TCK'da bu değişiklikler veya eklemeler yapılıyor. Bu nedenle her yeni çıkan olayla ilgili yeni bir kanun yapmak mevzuat enflasyonuna yol açar. Hem hukukçu olarak bizlerin, uygulayıcıların, öğretinin, öğrencilerin, hakimin, savcının bunu takip etmesi son derece zorlaşır. Bunu da bu şekilde belirteyim. Peki nedir bu suç tipleri? Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi açıkçası ceza hukuku özel hükümler dersi tarzında bir ders vermeyi hiçbir şekilde arzu etmiyorum değerli meslektaşlarıma. Yalnızca başlıklar halinde neler olduğunu, nelerle karşılaşabildiğini size örnekleyeceğim. Daha sonra ise biraz daha uzun vakti belki de CMK'nın 134. maddesine ayıracağım. Çünkü orada eleştirilecek çok fazla husus var. Şimdi değerli meslektaşlarım. Sayın hocam çok özür dilerim. Buyurun. Siz ilk başta belirtmiştiniz. Artık en fazla işlenen suç tiplerinden birisinin bilişim hukukuna ilişkin suçlar olduğunu. Şu girizgahtaki anlatımınız bile konunun önemini bize gösterdi. Aynı zamanda sayın meslektaşlarımızdan gelecek sorularla da karşılıklı birbirimize katkıda bulunacağımızı belirtmiştiniz. Sayın meslektaşlarım, Türkiye Barolar Birliği Facebook sayfasından ve Türkiye Barolar Birliği YouTube sayfasından sorularınızı bizimle paylaşırsanız, sizlerden ricamız hangi barodan olduğunuzu da belirtirseniz soru takdiminde onları kullanacağım. Sorularınızı da bekliyoruz. O hatırlatmayı da yaptım. Devam edelim Sayın Hocam. Tabii ki. Şimdi ilk suç Türk Ceza Kanunu 243. maddesinde düzenlenen bilişim sistemine girme. Burada hep karıştırılan husus şu. Biliyorsunuz ki bir hukuksal değeri korumayan bir suç tipine ceza kanununda yer verilmez. Her suç tipi mutlaka bir hukuksal değeri korumak durumundadır. Dolayısıyla bir suç tipini yorumlarken ve onu açıklarken de hangi hukuksal değerin korunduğu tespit edilmeli ve açıkça belirtilmelidir. Bu hukuksal değer bir veya birden fazla olabilir. Birden fazla olduğunda bir tanesi baskın karakterli olabilir. Örneğin kasten öldürme suçunda biz bireylerin yaşama hakkını koruruz. Veya kasten yaralama suçunda kişilerin vücut bütünlüğünü ve sağlıklı yaşama hakkını koruruz. Veya hırsızlık suçunda kişilerin mal varlığını koruruz gibi. Peki bilişim sistemine girme suçunda neyi koruyoruz? Bilişim sistemine girmede sisteme ve sistemde bulunan verilerin bütünlüğüne, güvenliğine olan güveni koruyoruz. Dolayısıyla bu tartışma çok vardı. Allah'tan eleştiriler üzerine giderildi. Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden. Eskiden giren ve oradaya kalmaya, yani eskiden bağlı hareketli suçtu. Şimdi olması gerektiği gibi seçimlik hareketli bir suç haline geldi. Yani eskiden şu söyleniyordu. Girmelisin ama yetmez, bir sürede kalmalısın. Ne anlamı var? Ben bir anlığına da girsem,
bir saatliğine de girsem sistemin bütünlüğünü ihlal ettim mi? Ettim. Şimdi örneğin hepimizin hukuk bürosunda bilişim sistemlerimiz var. Bu bilgisayarlar birbirlerine bağlı ve burada bizim müvekkillerimize ilişkin çok mahrem bilgiler var. Yani adli sicil kayıtlarından tutun, boşanma davasında özel görüntülerine, ceza davalarında suç işleyip işlemediklerine ilişkin bir sürü belge, bilgi var. Başkalarının eline geçmesini istemeyeceğimiz. Ve bir kişinin sizin sisteminize saldırdığını ve bir anlığına dahi olsa oraya girdiğini düşünün. Aynı konut dokunulmazlığının ihlalindeki gibi düşünün. Adam vücudunu soktuysa evin içine bir an bile kalsa konut dokunulmazlığının ihlali suçu gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Ha, haksızlık içeriği azdır fazladır, bu cezalandırmada dikkate alınır ama bir an bile kalsa yeterli. Peki veya orada kalmaya devam eden kimse niye söylenmiş? Bunun amacı da şu, diyelim ki bu özellikle işte bizim bilişim desteği aldığımız firmalar açısından önemli. Siz bir şirketle anlaşma yaptınız ve sizin sistemlerinize girmeyi, işte orada çeşitli testler yapmayı, size destek olma anlaşması yaptınız veya müvekkilleriniz yaptı. Bir süre sonra bu sözleşmeyi bitirdiniz herhangi bir nedenle ve artık sisteme girmemesini istediniz. İşte o andan itibaren tekrar sisteme girmeye kalkıyorlarsa, öncesinde sizin rızanız olmasına rağmen rızanız kalktığı andan itibaren suç işlemeye başlamış oluyorlar veya orada kalmaya devam edenden de anlaşılması gereken bu. Şimdi gelin meşhur ikinci fıkra. Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Şimdi bu, ben bunu her okuduğumda bir daha okuyorum. Çünkü benim mantığıma ters geliyor. Şimdi az önce ne dedim? Hukuksal değeri koruyorum. Hukuksal değer, bir tane hukuksal değer koruyorsanız onun haksızlık içeriğine göre bir birim ceza verirsiniz. İki tane hukuksal değer koruyorsanız cezayı biraz daha arttırırsınız. Hele haksızlık içeriği artıyorsa cezayı mutlaka arttırmanız lazım. Şimdi bu mantık bu, ceza hukukunun mantığı bu. Burada ise diyor ki yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin, yani sistemin bütününe veya bir kısmına giriyorsunuz ve girmeye ve kalmaya devam ediyorsunuz. Bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde. Yani şunu söylüyorsunuz. Öyle bir sistem var ki siz o sistemden para karşılığında faydalanıyorsunuz. Yani o sistemin sahipleri sizden para kazanıyor. Kazanç getiriyor. Yani şu Barolar Birliği buradan para kazanıyor mu? Hayır, kazanmıyor. Tamamen meccanen meslektaşlarına destek amacıyla yapıyor. Ama düşünün ki biz bunu bir eğitim şirketi olarak yapıyoruz ve verdiğimiz bu eğitimin karşılığında para alıyoruz. Şimdi siz Barolar Birliği'nin sistemini ihlal ettiğinizde yalnızca sistem güvenliğini ihlal ediyorsunuz. Halbuki biz bunu bir şirket olarak yapsaydık hem sistem güvenliğini ihlal edecektiniz hem de benim mal varlığımda bir azalma potansiyeline yol açacaktınız. Çünkü benim sistemim eğer kırılır ise birileri gidip benim sistemimde alışveriş yapmazlar, hizmet vermezler, kredi kartlarını bana vermezler. Yani benim iki tane kaybım var eğer bedeli karşılığı yararlanılabilen bir sistemse. Kanun burada aslında verilecek ceza yarı oranında arttırılır dese son derece mantıklı olur. Suçun cezasını arttıran nitelikli hal. Halbuki verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir diyor. Yani kanun koyucu şunu söylüyor. Ben suçlunun zeki, çevik ve ahlaksızını severim. Suç işliyorsan eğer ekonomik bir amacın olsun, laf olsun diye suç işleme. İşte ben hackerım da şöyle güzel sisteme girerim, böyle sisteme girerim yapma güzel kardeşim. Bu işi yapıyorsan karşılığında bir para kazan, ben cezanda indirim yapayım diyor. Ben bunu anlıyorum. Ben bunu yıllardan beri her yerde anlatıyorum. Bunun karşılığında bana yok o amaçla getirmedik, bu amaçla getirmedik deniyor. Hangi amaçla getirdiklerini bana doyurucu olarak anlatan bir tane uygulamacı veya akademisyen çıkmadı. Abi çok basit. Bunu arttırmanız lazım. Suçun cezasını arttıran nitelikli hali. Öyle değil mi? Adama, ya o kadar önemli ki siz adama hırsızlık yapıyorsunuz ama hırsızlıkla beraber
Cebir de uyguluyorsanız ayrı bir suç düzenliyoruz. Bileşik suç yapıyoruz, yağma diyoruz, cezayı arttırıyoruz. Burada farkı ne? Hadi tamam burada ayrı bir suç tipi yapma ama suçun cezasını arttırman gerekiyor. Ben anlamıyorum. Şimdi bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişir ise 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur diyor. Bu şu anlamda önemlidir bu fıkra. Bu suçun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halidir. Yani bir kast taksir kombinasyonu vardır. Aslında failin kastı sistemin bütüne veya bir kısmına girip orada kalmak veya girmek veya kalmaya devam etmektir. Ama bu kastla hareket ederken taksirli hareketin neticesinde sistemde de bazı verilerin yok olmasına veya değişmesine ulaşmıştır. Bunun üzerine niye vurguluyorum? Eğer failin kastı doğrudan sistemdeki verileri yok etmek veya değiştirmek ise o takdirde zaten 244. madde gündeme gelir ki 244. maddenin cezası doğal olarak 243'ün 3. fıkrasındaki netice sebebiyle ağırlaşmış halden daha fazladır. Dolayısıyla avukat olarak ben savunma yaptığımda eğer suç varsa bundan kaçamıyorsam savunmamı 244 yerine 243-3 üzerine kurup en azından kas taksir kombinasyonundan hareket edip suçun cezasının daha az verilmesini sağlamaya çalışırım. Girişte de söylemiştim 4. fıkrayla ilgili. 4. fıkra meşhur KVKK kanunun 30. maddesiyle getirildi. Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemi arasında gerçekleşen veri nakillerini sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alır şeklinde bir düzenleme getirildi. Şimdi buna biz aslında kısaca araya girme suçu diyoruz. Şimdi bilişim sisteminin bütünlüğüne ilişkin suçlar bir saldırgan tarafından erişilen veya değiştirilen sistemde bulunan durağan verilere yöneliktirler. Buna karşın ceza hukuku ağlar arasında aktarım halinde bulunan ve üçüncü kişiler tarafından araya girilerek etkide bulunan verileri de korumalıdır. Aktarım halindeki verilere karşı yapılan saldırılarda sistem içinde bulunan verilere karşı yapılan saldırılarla güdülen amaç aynı olabilir. Bunlar örneğin gizliliğe ve bütünlüğe zarar verilmesi veya verilere erişimin engellenmesi olabilir. Ancak birinci zarar geleneksel olarak doğasında bulunan gizliliğin ve mahremiyetin ihlal edilmesidir. Nitekim bu maddenin getirilme nedeni de Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi'nin açıklayıcı memorandumunda da bulunan bu hüküm veri iletişiminin mahremiyetini korumaya amaçlamaktadır şeklinde ifade edilmektedir. Dolayısıyla yeni bir suç tipidir. Modern dünyada olan bir suç tipidir. Aslında yapılan Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi'nin 3. maddesinde düzenlenen yasa dışı araya girme eyleminin iç hukukumuza aktarılmasıdır. Burada da korunan değer hukuksal değer güvenliktir, güvenliğin sağlanmasıdır. Şimdi buna benzer suç tipleri özellikle Birleşik Krallık'ta da var, İngiltere'de de var. Çeşitli buna ilişkin örnekler de var. Türkiye'de yok ama yurt dışında çeşitli örnekler var. Henüz ülkemizde bu suç tipi yeni olduğu için bir karar söz konusu değil. Ama buradaki önemli olan şey şu: sistem kendi içinde haberleşir iken veya sistemler birbiriyle haberleşirken, ki bu artık çok önemli. Bugün artık nesnelerin interneti dünyasındayız. Bizim dışımızda nesneler birbirleriyle haberleşiyorlar. İşte birisinin o araya girmesi, veri akışına dokunmaksızın sırf seyretmesi, izlemesi, monitörize etmesi bile izinsiz olarak bir suç tipi olarak düzenlenmiş durumda. Şimdi bir de şeyi belirtmek istiyorum burada 243. maddede. İlk başta diyor ki bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına
hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden. Buradaki bu hukuka aykırı ifadesinden ne anlamalıyız? Şimdi açalım 81. maddeyi, Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesini. Bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Bir insanı kasten hukuka aykırı öldüren kişi diyor mu? Demiyor. Demesine gerek var mı? Yok. Çünkü ceza hukukunda tipiklik hukuka aykırılığın karinesidir. Zaten siz bir ceza kanununda veya suç normu içeren bir kanunda bir suç tipi düzenliyor iseniz o zaten karine olarak hukuka aykırıdır. Ayrıca bunun kasten öldürmenin hukuka aykırı olduğunu söylemenize gerek yok. Ha, bu karine her zaman aksi çürütülebilir. Diyebilirsiniz ki bir hukuka uygunluk nedenine dayandı. Meşru savunmada bulundu kişi. Bu hukuka uygunluk nedenine dayanıyor. Veya efendim PVSK gereğince şartlarıyla yaptı, ateş etti. Bunun neticesinde söz konusu ölüm gerçekleşti. Olabilir. Veya ölüm hekimin tıbbi müdahalesi sonucunda gerçekleşti. Hem hastanın aydınlatılmış onamı vardı, hem de yetkili hekim yaptı ama ölüm riski yüksekti, ölüm gerçekleşti. Bakın hepsinde bir hukuka uygunluk nedeni var ama ayrıca bunu belirtmenize gerek var mı? Yok. Peki niye burada belirtmiş? Bu örtüde çok tartıştığımız bir konu. Burada çok teorik tartışmalara girmeyeceğim. Bunu genel hükümler kitabımda zaten ayrıntılı bir şekilde yazdım ama Almanya'da yeni gelişen bir şey var. Suçun genelini betimleyen unsurlar. Yani bir hukuka aykırılık unsurların geneline yönelik ise bunun aslında diyor bir anlamı diyor yoktur. Bu en fazla diyor hakimin diyor fonksiyonunu diyor ortaya koyar. Ya bak burada bir hukuka uygunluk nedeni var. Dikkatli ol. Yoksa bu bir aslında suçun unsuru olarak diyor kabul edilmez. Ha belirli bir unsuru eğer tek başına hukuka aykırı olmasını diyor söylüyorsa o zaman diyor o unsurun yalnızca hukuka aykırı olarak elde edilip edilmediğine bakılması gerekir diyor. Hemen örnekleyelim. Havada kalmasın. Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi suç gelirlerinin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklama suçu. Diyor ki bir suçtan kaynaklanan mal varlığını yurt dışına çıkaran bunlara gayrimeşru kaynağını gizlemek yani elde konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutan falan filan diyor yapar. Şimdi mesela burada meşru bir yolda elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak. Mesela burada bu husus tartışılabilir diyor. Tek bir unsuru çünkü diyor nitelemektedir diyor. Dolayısıyla burada benim genel görüşüm, bakışım bu hukuka aykırı olarak ifadesine aslında ceza kanununda yer vermeye gerek yok. Çünkü bu kafa karıştırıyor. Bir de çünkü öğrette şöyle bir görüş oluşuyor. Bizim eski ceza hukuku zamanında da öğrendiğimiz şey buydu. Hukuka özel aykırılık. Ne demek hukuka özel aykırılık? Bir kişinin manevi unsurunu ispat edeceksiniz. Yani kısıtla mı hareket ettiğini, taksirle mi hareket ettiğini. İki, bir de bu kişinin hukuka aykırılık bilincinde olduğunu ispat edeceksiniz. Şimdi bir kere hukuka aykırılık bilincinde olduğunu, bunu hukuka aykırı olarak hareket ettiğini bilerek ispat etmenize gerek zaten yok. Eğer burada hukuka aykırılık bilincinden bahsediyorsanız zaten bu kusurlulukla ilgili bir şey. Ve kusurluluğu kaldıran bir şey. Suç tipiyle ilgili bir şey değil. Artı siz manevi unsuru bile ispat etmekte zorlanıyor iken ve yargılamalarda genellikle manevi unsurun ispat edilmesine gerek yok iken, bu yapılmıyor iken, bir de hakimden özel olarak failin hukuka aykırı olduğunu eyleminin bilerek hareket ettiğini ispat etmesini bekler iseniz öyle bir ispat asla gerçekleşmez. Dolayısıyla bu tür terimlerin kanun yapıcı tarafından dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum.
Tabii bu konuda dediğim gibi çok fazla teorik görüşler var. Bunlarda ceza hukukunun zaten zenginliği ve ceza hukuku genel hükümler kitaplarında bunlar tartışılıyor. O yüzden bu ayrıntılara daha fazla girmiyorum. Şimdi gelelim 244. madde. Sistemindeki sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme. Burada 3 tane önemli hususlar. Bunlara değinmek istiyorum. Birinci fıkra sistemin bütününe ilişkin bir suçtur. Sistemin genelini engelleyen veya bozan kişi. O yüzden de cezası fazladır. 1 yıldan 5 yıla kadar. İkinci fıkra ise söz konusu sistemde yer alan verileri bozan, yok eden veya değiştirmez, erişilmez kıran. Peki bilişim sistemine? Arkadaşlar, şu an işte benim yayın için bağlandığım bilgisayar bir bilişim sistemi. Yanımda bir iPad var, o da bir bilişim sistemi. Cep telefonumuz, o da bir bilişim sistemi. Bu bütün yayını yapmamızı sağlayan çok büyük bir network var. Türkiye Barolar Birliği'nin çok ciddi bir server ağı var, altyapısı var. Bu kadar avukata hizmet veriyor. Devasa bir sistem var. O da bir bilişim sistemi. Arabanızın bilgisayarı var ya, yol bilgisayarı. O da bir bilişim sistemi. Buzdolabınızın artık çalışmasını sağlayan, çamaşır makinesinin çalışmasını sağlayan ve cep telefonlarınızla bağlantı olarak komut veriyorsunuz ya onlara. Onlar da bir bilişim sistemi. Eskiden bunun tanımı ilk yapılırken işte bu sırf bu bilgisayarlar algılanmaya çalışılıyordu. Biz ise inatla daha bu şekilde bunlar çıkmamışken bu öngörüde bulunuyorduk. 2000'li yılların başında kahin olduğumuz için değil, yapılan araştırmaları bildiğimiz, dünyanın nereye gittiğini gördüğümüz için her şey bilişim sistemi olacak diyorduk. Ve ben şunu söylüyordum, bunu tezimde de yazmıştım. İşte ilk baskısı o kitabın Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku isimli kitabım aslında benim yüksek lisans tezimdir. Yüksek lisans tezimin tabii güncellenmiş, genişletilmiş halidir. Ta 2004'te ilk baskısı yapıldığında şunu söylemiştim. Bir gün gelecek, kasten öldürmesi suçu da bilişim sistemleri suretiyle işlenebilecek diye. Ve bunun için şu örneği vermiştim. Hastanede yaşam destek ünitesine bağlı bir kişiyi uzaktan girilerek bilişim sistemine hastanenin kişinin yaşam destek ünitesi kapatılacak veya verilmemesi gereken bir ilaç verilerek ölümüne neden olunacak. Ve artık bu tür eylemlerle karşılaşıyoruz. Bunun örnekleriyle karşılaşıyoruz. Peki bu niye önemli? Çünkü şimdi benim herhangi bir hastaneye tıp doktoruymuş gibi gitmem, görünmeden, çünkü her yerde kameralar var, görünmeden içeri girmem. Orada tıbbi bilgiye sahip olup hangi cihazı kapatacağımı bilmem veya hangi ilacı vereceğimi bilmem. Sonra da oradan kaçıp kurtulmam ve o kadar kamera, o kadar sensör varken ve ben o kadar parmak izi bırakıyor iken sonrasında yakalanmamam son derece zor. Halbuki iyi bir bilişim korsanı olarak oturduğum yerden ayak izlerimi de silmek suretiyle, gizlemek suretiyle hastanenin eğer iyi de korunmuyor ise bilişim sistemi güvenliğini aşarak o sisteme girmem, o hastayı bulmam ve onun sistemlerini uzaktan kapatmam çok daha mümkün ve çok daha olası. Ha tabii ki hastaneler bunun için inanılmaz güvenlik önlemleri alıyorlar, dışarıdan bu tür müdahalelerin yapılmasını engelleyen sistemler kuruyorlar. Dinleyiciler de hemen korkmasınlar ama hani NASA'nın bile sistemine girilen, NSA'nin bütün sistemlerinin bilgilerinin ifşa edildiği bir dünyada gereken zaman, para ve emek harcandığında yapılamayacak şey yok. E peki ne olmalı? Görün o ki bilişim sistemlerinin kullanılması gelecekte pek çok suç açısından suçun cezasını arttıran nitelikli hal olarak karşımıza çıkacak bu. Klasik suçlarda da dahil ki en klasik suçumuz bizi kasten öldürmedir. Yani bir ceza genel hükümler kitaplarına bakın. Verilen örnekler hep nedir? Öldürme, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma. Niye? Ya çünkü sistem bunun üzerine kurulu ceza hukukunun sistemi. İşte kara para aklamakmış, sermaye piyasası kanununa muhalefetmiş, bankacılık suçlarıymış, bilişim suçlarıymış. Bunlar hep sonradan çıkan, sonradan eklenen suç tipleri ve bizim klasik işte kasten işlenen, tamamlanmış, tek bir fail tarafından işlenen suç kalıbına çok da uymamaktadır bunların pek çoğu. O yüzden zaten suçun bir sürü özel görünüm biçimleri ortaya çıkmıştır. İşte ihmali hareket olsun,
taksirli suç olsun, çok failli suçlar olsun, içtima olsun, teşebbüs olsun, hep suçun özel görünüm biçimleridir ve sonradan hayatımıza girmiştir. Aslında ilk şeklinde yoktur. Peki 244. maddenin 4. fıkrası ne var? Burada bir yardımcı norm var. Bu çok fazla Yargıtay kararına konu olmuş bir norm. Diyor ki yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin, yani 1 ve 2'yi kastediyor, İşlenmesi suretiyle kişinin kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, yani cezası az veya çok fazla fark etmez, başka bir suç oluşturmaması halinde 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur diyor. Bu suç maddesi 142.2e'de düzenlenen hırsızlık normuyla çok fazla çatışma halinde oldu. Olay şu: kişinin banka hesabında belirli bir parası var, sisteme giriliyor. Sistemdeki paralar bilişim korsanları tarafından veya hırsızlar tarafından başka bir hesaba aktarılıyor. Hatta ürün alınıyor. Ürünler de kara borsada satılıyor. Böylelikle paranın da izi kaybettirilmeye çalışılıyor. Veya hesaplar başka bir paralar başka bir hesaba naklediliyor. Yargıtay'ın iki ceza dairesi farklı karar veriyordu. Bir ceza dairesi burada 244.4 var diyordu. Çünkü ikinci fırkada bakın ne diyor? Var olan verileri başka bir yere gönderen kişi. Var olan veriyi başka bir yere gönderdin. Bundan da kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağladın. 244.4 olur diyordu. Bir daire ise şunu söylüyordu ki bugünlerde en çok tartıştığımız konulardan birisi o oldu. Ya sizin parayı ne olarak tanımladığınız önemli değil, neye bastığınız önemli değil. Neye para değeri atfediyorsunuz o önemli. Sizin banka hesabınızdaki birler ve sıfırlar, sizin resminizin olduğu, işte JPEG formatında kayıtlı bir vesikalık resminizin olduğu birler ve sıfırlarla aynı şeyi mi ifade ediyor? Örneğin şu an biz screenshot'ımızı alsak, bu birler ve sıfırlardan oluşuyor Reşit Bey. Bunu birisine göndersek karşılığında bize bir kilo muz verirler mi? Veya yarım kilo çilek verirler mi? Vermezler. Yani biz istediğimiz kadar yakışıklı olalım, fark etmez ki, öyle bir şeyimiz de yok yani. O camiada bir iddiamız da yok. Yok. Ama banka hesabımızdaki birlerle sıfırlarla çilek de verirler, domates de verirler, salatalık da verirler. Ne istersek alırız paramızın yettiği kadar. Şimdi o birlerle sıfırlarla bu birler ve sıfırlar aynı mı? Değil. Yargıtay da bunu söyledi o dairesi. Vardı. Bu dedi, ikisi birbirinden farklıdır dedi. Bu iş Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na kadar gitti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı üzerine bir Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2009 yanlış hatırlamıyorsam verdiği içtihatında çok geniş bir karardır. O bulunabilir internette, her yerde var. Benim kitapta da var. Bunların 142.2'ye yani hırsızlık suçu olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Ve şunu söyledi. Bakın 244.4'ü okuyun, açıkça söylüyor. Başka bir suç oluşturmaması halinde diyor. Yani yardımcı normdur bu dedi. 244.4'ü savunanlar da son derece haklıydı. Onlar da şunu söylüyorlardı. Ya kardeşim, ceza hukukunda bir suçun nitelikli hali suçun temel haline bağlıdır. Nitelikli unsurlar suçun temel halini değiştirmez. Suçun temel haline yeni bazı unsurlar ekleyerek cezasının arttırılmasını veya azalmasını sağlarlar. Dolayısıyla 141 ve 142'yi beraber okumak gerekir. 141'in açtığınızda 141 bize ne diyor? Açıp okuduğumuzda hırsızlık suçunun düzenlendiği 141. Zillidenin rızası olmaksızın başkasına ait taşınır bir malı. Veriler taşınır bir mal mıdır? Belirsiz. Değil. E tamam diyor, sen diyor suçun da konusu yok ki burada diyor. Bunu diyor nasıl hırsızlık diyor sayabilirsin diyor. Peki şu an olan hukuk açısından, kafaları daha fazla karıştırmayalım. Olan hukuk açısından artık Yargıtay'ın vermiş olduğu, Ceza Genel Kurulu'nun vermiş olduğu o karardan sonra Yargıtay daireleri de istikrarlı bir şekilde bu tür eylemlerde nitelikli hırsızlıktan karar vermeye başladılar ve öyle uyguladılar. Ancak burada esas olması gereken bir 141A mı yapılır, 142A mı yapılır? Bilişim sistemi suretiyle hırsızlık diye ayrı bir suç tipinin düzenlenmesi gerekir.
Böylelikle bu suçta ve cezada kanun ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan haklı eleştiri karşılanmalıdır. Öte taraftan da 244.4'te olduğu kadar az bir ceza değil, hırs nitelikli hırsızlıkta olduğu gibi burada faile sağlam bir ceza verilmesi ve bu tür eylemlerin önüne ceza hukuku araçlarıyla da geçilmeye çalışılması gerekir. Hocam özür dilerim, konuyla ilgili midir bilmem ama bundan çok yıllar önceydi, artık o dijitalleşme bilgisayar programlarının ağırlıklı kullanılmaya başlandığı dönem, çoğu şirketlerin kendi iştigal alanlarıyla ilgili özel yazılım firmalarına yazdırdıkları ve yüksek bedellerle ödeme yaptıkları bazı yazılım programları olurdu. Zaman zaman benim de bir müvekkilim şirketi aramıştı. O tür bir yazılım programına bir bilişim korsanı, hacker diye tabir edilen birisi girip onların o sistemi kullanmasına engel olmuş. Akabinde de kendilerine bir şekilde ulaşıp eğer bu yazılımı tekrar yazdırmak istiyorsanız 10 lira bir harcama yapmak zorundasınız. Ben tekrar sizin sisteminizi kullanır hale getireyim, bana 1 lira ödeyin tarzında teklifler gelirdi. Son dönemde de oluyor mu bilemiyorum ama işte bu tarz bir uygulama burada TCK 244 çerçevesine mi giriyor Sayın Hocam? Evet Işık Bey, tam da öyle. 244.1 aracılığıyla 244.4, onlar çünkü bu kripto locker dediğimiz bir yazılım gönderiyorlar. Aslında attıkları e-mail'in ekinde bir yazılım var. O yazılımı indirdiğinizde sizin sisteminizi anında şifreliyor. Ve siz hemen arkasından bir mail geliyor. Bu şifreyi diyor kaldırmak için şuraya şu kadar para ödeyin. Tam 244.4. Tipik örnek. Değil mi hocam? Kesinlikle. Tamam. Sistemi çünkü işleyişini engelliyorsunuz ve bunun sayesinde bir haksız yarar sağlıyorsunuz. Tipik örnek hala da yapılıyor. Yapılıyor. O yüzden değerli meslektaşlarımızla uyaralım. Benim de başıma bir kere geldi çünkü. Size mail atıyorlar diye, çalıştığınız bankadan atıyorlar veya telefon kullandığınız operatörden mail atıyorlar. Birebir sayfanın aynısı. Birebir aynısı. Yalnızca şeye bakmanız gerekiyor. Gönderilen adres, mesela bize gelen şöyleydi: fatura@turkcell.com.turkcell.go.tr atıyorum veya Turkcell'de sonunda iki tane L var. Yani bu kadar benzerini kullanıyor ve sayfa da aynı. Siz de Turkcell kullanıyorsunuz diyelim ki operatör olarak. Diyorsunuz ki ya bu fatura gelmiş, bakayım. Ekinleri tıklayın diyor, faturayı diyor, göreceksiniz. Tıkladığınız anda çat diye her şeyi siliyor. Dolayısıyla bilmediğiniz adresten gelen maili lütfen açmayınız. Anında siliniz. Sildiğiniz takdirde, ekini mekini açmadığınız takdirde başınıza hiçbir şey gelmez. Bir de unutmayın ya, laptopumda açmayayım da iPad'imde açayım veya cep telefonumda açayım. Hepsine sirayet edebilir. Bir de öyle bir yazılım ki bu. Diyelim ki bilgisayarınız ağa bağlı. Bilgisayarınızda açtınız ve ağa bağlıysa hemen bütün bilgisayarlara bulaşıyor. Bütün sistemi kripto oluyor. Ve o kripto şifreyi açmak için o fidyeyi vermek dışında bir şansınız yok. Bir, şansınız dikkatli olmak. İki, düzenli yedekleme almak. Düzenli yedekleme alırsanız fidyeyi ödemezsiniz. Bir gün önceki yedeği yüklersiniz. Çok az bir veri kaybıyla hayatınıza devam edersiniz. Çünkü bu insan bu suçların failini bulmakta son derece güç. Şimdi gelelim en sık karşılaştığımız suç tipi, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması. 245. madde. Bu çok iyi dizayn edilmiş. Banka veya kredi kartlarının, yani gerçek banka bir kredi kartının kötüye kullanılmasından, sahtesinin üretilmesi ve sahtesinin kullanılıp buradan bir gelir elde edilmesine kadar çok güzel, çok sistematik olarak kurgulanmış ve uygulamada da çok sık kullanılan ve ceza yağdırılan bir madde. Benim bu maddeye ilişkin tek eleştirim uygulamaya ilişkin, Yargıtay uygulamasına ilişkin. Şimdi tabii biz aynı zamanda akademisyen de olduğumuz için kimi zaman uygulamayla şu anlamda çatışıyoruz. Teorik bir kaide belirliyorsanız, bir ilke belirliyor iseniz, o ilkeye uygulamacı olarak sonuna kadar riayet etmek zorundasınız.
Ha, ilkeyi beğenmiyor musunuz? Olabilir. Her konudan kuralı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Ne yaparsınız? O kanunun değişme yöntemi neyse o kanalı zorlarsınız ki burada Türkiye'de parlamentodur. Parlamentoda zorlama yöntemiyle o kanunun değiştirilmesini sağlarsınız. Şimdi siz zincirleme suçu için ne demişsiniz? Mağdurları aynı olmak şartıyla zincirleme suçu uygulanabilir demişsiniz. Yani farklı mağdurlar varsa zincirleme suçu uygulayamazsınız. Gerçek içtima yapmanız, yani cezaları toplamanız, birleştirmeniz lazım. Ki fikri içtimada ister aynı neviden fikri içtima olsun, ister ayrı neviden fikri içtima olsun, o tek bir suç saymakta teorik bir temel vardır. Çünkü şunu diyorsunuz, ben esas cezalandırdığım nedir bir suçta? Hareket. Çünkü neticesiz suç olabilir ama hareketsiz suç olmaz. Kişi tek bir hareket yapmıştır ama tek bir hareketiyle birden fazla normun ihlaline yol açmıştır. Ben kişinin hareketine bakarım, hareketi cezalandırırım ama o hareketiyle birden fazla netice yol açtığı için neticenin haksızlığını da tamamen dikkatten kaçırmam, cezasını arttırarak veririm. Veya o suçlardan en ağırı hangisi ise onun cezasını arttırarak veririm diyorsun. Bir açıklama getiriyorsunuz. Ancak ben daha önce içtima konusuyla ilgili makale de yazdım. Genel hükümleri yazarken yine bu konuyu araştırdım. Ki Türkan Yalçın Sancar hocamızın, Profesör Doktor Türkan Yalçın Sancar'ın zincirleme suç içinde bir doktora tezi vardır. Bu Türkiye'de yazılmış en iyi doktora tezlerinden birisidir bu konuda. Kendisi de açıkça söylüyor ki İtalyanca kaynaklardan faydalanmış. Zincirleme suçu açıklayan teorik hiçbir gerekçe yok. Aydınlanma dönemine doğru glassatör ve postglassatörler bunu getiriyorlar. Amaç da şu, ya faillere çok ceza verilmesini önleyelim, astronomik cezalar çıkıyor, daha az ceza verelim. Hala da bu mantıkla, oradan 1889 Zanner Delili Ceza Kanunu'na, oradan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na, oradan da bizim şimdiki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na geliyor. Ancak zincirleme suçun çevresi çok daraltılıyor ve en büyük daraltma şu. Bakınız 43. Maddeye diyor ki, pardon 43 dedim ama ezbere konuşmayayım. Ara sıra kanun maddeleri çünkü kafada gelip gidebiliyor fikri içtimayla. Evet doğru, 43. madde. Diyor ki bir suç işleme kararı icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlemesi durumunda. Peki bizim kabul ettiğimiz suç teorisinde mağdur kim? Gerçek kişi. Bir suçun mağduru ancak gerçek kişi olabilir. Nasıl ki fail gerçek kişi ise mağdur da gerçek kişi olur. Peki tüzel kişiler var, onlar ne olur? Suçtan zarar gören olur. Peki zincirleme suç ne diyor? Aynı kişiye karşı diyor. Bir kişiye, yani bu gerçek kişi anlıyoruz. Aynı mağdura karşı olmasını anlıyoruz. Banka ve kredi kartının kötü kullanılması suçunda Yargıtay neyi esas alıyor? Banka sayısını alıyor. Yani bir bankaya ilişkin kartları eğer uyguluyor iseniz, aynı bankaya aitse, bunu aynı suç sayıyor ve zincirleme suç hükmünü uyguluyor. Niye? Mağdur banka değil ki. Mağdur kim? Bir, kartın kullanıcısı. Kim o kullanıyorsa o kartı, çünkü banka onun parasını ödemeyebilir de benim cebimden çıkacak. Mağdur benim yani. Kartın kullanıcısı, sahibi değilim bakın. Kartın sahibi de bu arada banka da veya o kartı çıkaran kurum. Peki diyelim ki benim hesabıma dokunmadan bir şekilde benim zararımı veya banka karşıladı. O takdirde mağdur kim? Bankanın ortakları, gerçek kişi ortakları. XYZ Limited şirket suçun mağduru olur mu? Olmaz. Suçtan zarar gören olur. O şirketin ortakları orada mağdurdur. Gerçek kişilerdir. Şimdi sen suç teorinde bunu kabul ediyorsun.
istisnasız bütün ceza hukuku genel hükümler kitapları bunu yazıyor. Yani Volkan Dürger'in görüşü değil. Kimin kitabını alırsanız alın bütün hocalarımızın hepsi aynı şeyi yazıyor. Ama uygulamaya gelince banka sayısını. Şimdi bunu Yargıtay Ceza Dairesi'nde konuştuğumuzda da şunu söylüyorlar bana. Ya hocam sizin dediğiniz gibi uygularsak bir kredi kartı yüzünden 100 kredi kartı da böyle bir eylem gerçekleştiriyor. Çarp cezasını 300 yıl çıkıyor, 500 yıl çıkıyor. Tamam haklısınız. İyi de ya o zaman suç işlemeyi gözü alan kişi şunu yapacak öncelikle. Bugün artık internette de bunu bulmak kolay. İyi bir ceza hukukçusu bulacak. Ya ceza hukuku öğretim üyesi ya ceza hukuku avukatı bulacak. Gidecek randevu alacak, danışacak. Nasıl ki şirket kurmadan önce danışıyorsunuz ya, danışmanız gerekiyor veya. Diyecek ki ya hocam ben bir suç işleyeceğim. Ben böyle bir suç işleyeceğim. Nereden daha az ceza alırım? Bana biraz fikir ver mi diyecek. Aynen. Bize diyeceğiz ki kardeşim yapma bunu. Bak yaparsan bunun karşılığında bir gidersin bir daha çıkamazsın. Adam öldürsen daha az cezası var. Yapma. Girme milletin kanına diyeceğiz. Suçlu bunu demiyorsa sonra onun arkasını ben niye toplayayım ki? Onu göze alıyorsan sen o kolay yoldan para kazanmayı ve kandırdıkları insanlar, yaşlı, emekli maaşına tabi insanlar karşısında da bunu göreceksin. Suç ve ceza bu kadar açık ve net. Hem ben suç işleyeyim, paraları Indira Gandhi yapayım, Antalyalarda lüks kral dairelerinde, suitlerde ezeyim. Sonra da ben çok ceza aldım. Öyle bir dünya yok. Benim bakış açım bu. Zaten bizim ceza kanunumuzun felsefesi bu. Sayın Profesör Doktor İzzet Özgenç'in Ceza Hükümler kitabını açın okuyun. O kitabın önemi, o kanunun yapılış hikayesini, tarihçesini, felsefesini de anlatır. Hoca çok açık ve net şunu söyler. Hareket sayısınca suç, suç sayısınca da ceza vardır der. Ceza kanunumuzun der felsefesi suçların değil cezaların birleşmesi gerçek içtima üzerine kuruludur der. Benim bu 245. maddede eleştirdiğim konu da bu. Şimdi kimi zaman bu söylediklerim savunma avukatları tarafından hoşlanılmıyor. Ben de avukatım. Az önce siz de girişte söylediniz ve tabii ki daha çok savunma tarafında yer alıyorum. Bu işin en keyifli kısmı da savunma avukatlığı yapmak zaten. Ama bilim adamı şapkasını taktığımızda doğru neyse onu söylemek mecburiyetindeyiz. İşin gerçeği, rasyosu bu. Şimdi böylelikle bilişim alanında suçları tamamladık. Bir de hırsızlık var. Az önce zaten oradaki önemli kısmı söyledim. Bir de dolandırıcılık var. Dolandırıcılıkta ise bilişim sistemi suretiyle dolandırıcılık olabilmesi için ise dedim yani suç tipi, nitelikli hal, suçun esas haline bağlıdır diye. Orada da 157. maddeye dikkat etmek gerekiyor. Diyor ki hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararını olarak. Yani burada mutlaka o hileli hareketin olması lazım. Yani yalnızca sizin bilişim sistemini aldatmanız değil, bilişim sistemini kullanmak suretiyle gerçek bir kişiye karşı hileli davranışta bulunmanız lazım. Aldatıcılık vasfına haiz bir harekette bulunmanız lazım ki Yargıtay'da vermiş olduğu kararlarında buna dikkat ediyor. Şimdi bunun dışında suç tipleri hakkında aslında söylenecek, konuşulacak da anlatılacak çok şey var ama maalesef vaktimiz yetmez. Ayrıntı burada. Reklam yapayım. Biraz bu bilişim suçları ve internet iletişim hukuku isimli kitabın 8. baskısı. Burada kitabın hacmini ufalttık açıkçası. Şu an 800 küsur sayfaya indirdik. Çünkü Yargıtay kararlarına yalnızca şey olarak verdik. İsim olarak verdik. Bütün Yargıtay kararlarını koyup hacmi şişirmek istemedik. Çok önemlilere karar verdik. Yargıtay kararlarının kendilerine zaten online platformlarda artık çok rahat ulaşıldığı için açıkçası kitabı kararlarla doldurmak istemiyorum. İşte bilirsiniz siz de eski kitaplarda kararlar ard arda verilir. İki satır bir açıklama yazılır. Sırf o kararlara ulaşabilmek için o kitaplar alınırdı. Çok şükür artık o günler bitti. Kararlar bir şekilde online benzerleri her yerde bulunuyor.
sırf atıf yapmak yeterli oluyor. O yüzden ben de o yolu tercih ettim. Şimdi gelelim, bunlar yalnızca bilişim suçlarıyla ilgili değerli meslektaşlarım, şu ana kadar anlattıklarım. Yani bir bilişim suçu meydana gelirse neler var, neler yok, nelere dikkat etmeliyizdi. Şimdi anlatacağım husus ise, ister bir bilişim suçu olsun, isterse olmasın, herhangi bir bilişim sisteminde bir arama ve el koyma tedbiri uygulanacak ise hepsi açısından geçerli. O yüzden şu ana kadar anlattığım kısmı dinlememiş olabilirsiniz, çok da ilginizi çekmemiş olabilir, hak da veririm, spesifik bir alan. Ama şu anlattığım, ister terör suçu olsun, ister kasten öldürme olsun, ister müstehcenlik olsun, ister bilişim suçu olsun fark etmez, hepsinde aynı. Nitekim ülkemizin yakın geçmişi 2010'dan beri o kumpas davaları, balyoz davaları hep bu 34 üzerinden gitti ve onunla kirlendi. Nasıl olduğunu, ne olduğunu şimdi dilimin döndüğünce size kısaca anlatmaya çalışacağım. Ve buna dediğiniz gibi o arama el koymaya bilgisayarlarda dahil, bilgisayar sistemleri de dahil, yeri geldiğinde biraz önce sizin belirttiğiniz gibi elinizdeki cep telefonunuz da dahil, değil mi Sayın Hocam? Kesinlikle, kesinlikle. Arabanızın bilgisayarı da dahil, buzdolabınızın çipi de dahil. Veri tutan ve işleyen her cihaz dahil. Yani şu bilekliğinizi taktığınız cep telefonunuzla iletişim halinde olan sağlık verilerinizi ölçen alet var ya, hepsi dahil. Yani artık o yüzden özellikle biz bilgisayar değil, bilişim sistemi kelimesini kullanıyoruz. Hepsi buna dahil. Bir kere herhangi bir bilişim sisteminde arama ve el koyma tedbirine başvurmak istiyorsanız 134. maddeyi izlemeniz gerekiyor. Öyle kafanıza göre gidelim, ben bütün bilgisayarları, cep telefonunu alırım veya polisin ver bir cep telefonuna bakayım, şuna bakayım. Öyle bir lüksü, öyle bir şansı yok. Ha yapar mı? Yapar. Yapar. Alır elinizden zorla. O zaman hemen 217. maddenin ikinci fıkrası devreye girer. Hukuka aykırı delil. Delil yasağı. Anayasanın 38. maddesinin 6. fıkrası ve 217. maddenin 2. fıkrası, yine 289. madde son derece açıktır. Türkiye, benim doçentlik tezimde hukuka aykırı delillerin uzak etkisi ve zehirli ağacın meyvesi öğretisi. Ben orada özellikle Anglo-Amerikan hukuk sistemiyle Avrupa, kıta Avrupası ve Türk hukuk sistemini karşılaştırmalı olarak incelemiştim. Ve orada vardığım sonuç şuydu, hani biz hep en katı delil sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliriz ya, değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde evet delil yasağı kuralı getirmişler ama başlangıçta, sonra ona o kadar çok istisna getirmişler ki tarihsel süreç içerisinde. Adeta kuralı istisnaya da getirmişler. Şu anki uygulama öyle. Bizim ülkemizde ise çok katı bir delil yasağı var. 217. maddenin ikinci fıkrası gibi bir madde hiçbir ülkede hemen hemen yok. Almanya'da olmadığını zaten biliyoruz. Ve öyle bir madde varken, yani hukuka aykırı delil hükmü esas alınamaz şeklinde bir düzenleme var iken, yine 38. maddenin 6. fıkrası anayasada var iken, hiçbir şekilde hukuka aykırı bir delili hiçbir yargılamada kullanamazsınız. Ve unutmayın, hukuka aykırılığın grisi yoktur. Yani az hukuka aykırı, çok hukuka aykırı. Ağır hukuka aykırılık, basit hukuka aykırılık, hafif hukuka aykırılık. Böyle bir şey yok. Haksızlık içeriğinin ağırlığı var. Yani yaralama da, bir tokat atmak da yaralamaktır. Yumruklamak da yaralamaktır. Gözünü çıkartmak da yaralamaktır. Yani ağırlığı değişir haksızlık içeriği. Ama tek bir fiske de vursanız, kafasını duvarlara da çarpsanız fark etmez, ikisi de hukuka aykırıdır. Zaten hiçbir şey yapmıyorsanız hukuka aykırı değildir. Dolayısıyla öğretide bazı yazarlar tarafından savunulan, ya işte iki tane kişiyle gitmemiş aramaya da bir tane komşuyla gitmiş, bundan bir şey olmaz, bu usulü bir düzenlemedir. Bir tane yeterli olsaydı kanun koyucu oraya bir kişi yazardı, iki kişi yazmazdı. Bu açık ve net. Şimdi bu genel kuralı bildikten sonra 134'e bakalım. Diyor ki, Bir kere isim bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma. O tarihsel süreç içerisinde 2004 senesinde bu yazılırken bu isimlendirme
yazarlara doğru geldi. Ama biz o zaman da eleştiriyorduk, hala da söylüyoruz. Burada söylenmesi gereken kısaca bilişim sistemlerinde arama ve el koyma. Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, demek ki suç soruşturması yoksa zaten bu tedbire idari bir önlem olarak gidemiyorsunuz. Mutlaka bir suç şüphesi olacak, bir başlangıç şüphesi olacak, soruşturmaya başlayacaksınız ki devam edeceksiniz. Somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı. Şimdi direkt takıldım kaldım burada. Somut delillere dayanan. Değerli üstadım, kaç yıllık avukatsınız? 20'yi geçti hocam. Bayağı tecrübelisiniz bu meslekte. Reşit üstadım, hiç soyut delil gördünüz mü? lafızda bir sorun var, değil mi? Kuvvetli suç şüphesi içeren somut delile dayanan kuvvetli suç şüphesi. Değil mi? Ben bu 15 Kasım'da avukatlıkta 20. senemi dolduracağım. Daha soyut delil görmedim. Peki kanun koyucu bunu buraya düşüncesizliğinden mi yazmış? Hayır. Bilerek ve isteyerek yapmış. Çünkü niye? Her şeyi delil diye ittiriyorlar. Bunun önüne geçmek için. Yani bak diyor, aslında kanun söylenen delilin niteliği vardır ya, akla mantığa uygun olması, rasyonel olması, değerlendirilebilir olması, mahkemeye getirilebilir, tartışılır olması. Onu burada söylüyor. Somut delilden kastı o. Yani birisi böyle bir şey vardır diye atıp tuttu diye senin sırf sözü ağzından çıkanla diyor delil olmuyor diyor. Kanun koyucu bunu buraya bilerek koymuş. Kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde. Şimdi bunun buraya getirilmesinin nedeninin bir mantığı var. Bir kere bakın, kuvvetli şüphe sebebi, yani aynı tutuklamada olduğu gibi öyle kuvvetli bir şüphe sebebi olacak ki artık yapılan yargılamanın neticesinde mahkumiyete karar vereceksin. Ancak bu takdirde diyor, git bilişim sistemleri üzerinde arama ve el koyma yap. Niye? Çünkü bilişim sistemlerinde bizim bütün hayatımız, özel hayatımız, finansal hayatımız, mesleki hayatımız, her şey var. Ve önce diyor başka yollarla delil elde etmeyi dene. Onu diyor başaramazsan bilişim sistemine gel. Ancak burada şöyle çok büyük bir mantık hatası var. Belki bir kasten öldürme suçunda, bir yaralama suçunda, bir efendime söyleyeyim yani klasik bir suçta bu düzenleme doğru. Abi git önce klasik yöntemlerle bir adamı izle, o mu yapmış, yapmamış falan. Ama bir bilişim sistemi söz konu, bilişim suçu söz konusuysa, bir çocuk pornografisi söz konusuysa, biraz önce anlattığım işte araya girme veya bilişim sistemine dolandırıcılık söz konusuysa, örneğin Reşit Bey de ben de 20 seneden beri avukatlık yapıyoruz ve baktık ki ya olmuyor. İstediğimiz geliri elde edemedik. Avukatlık bu kadar ayağa düşmüşken, ekonomi de bu kadar kötüyken hep tekeri döndürüyoruz. E bu kredi kartı, kredi kardeşlerinden de anlıyoruz. Reşit Bey'le karar verdik. Biz bundan sonra dedik, diğer tarafa geçiyoruz. Savunmaktan bıktık. Savunulan olacağız ve call center işine gireceğiz. Kredi kartı yolsuzluğu yapacağız. Çok güzel. Ve bir ev tuttuk, bir yer kiraladık. Orada beraber bu kredi kartı işini yapmaya başladık. Polis de soruşturma yapıyor. Tık tık bir gün kapıyı çaldı, ben de açtım. Buyurun dedim. Der ki biz arama, el koyma yapacağız. Niye? Nasıl yapacaksınız? Dediler böyle böyle, siz kredi kartı dolandırıcı dediniz. Bir dakika arkadaşlar. Bir kere sizin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinizin varlığı var mı? Yani başka bir soruşturma yaptınız mı? Yapmadık. Nasıl yapalım ki? İlk soruşturma yapılacak şey bilişim sistemin, bilişim suçlarında senin bilgisayarın. Öyle dediğim bir şey yok. Kanunda kuvvetli şüphe sebepleri var. Hadi onu geç. Başka surette delil elde etme imkanı, bunu yaptın mı? E nasıl başka surette delil elde edeyim? Al beni bir götür, merkeze götür. Benim bir ifademi al. Peki Volkan Bey dediler, aldılar beni merkeze, ifadeye götürdüler. Çayımızı kahvemizi içtik, konuş ulan dediler, başladım anlatmaya falan. Reşit Bey o sırada boş durmayacak herhalde. Bizim bütün malzemeyi bilmem neyi hepsini koyacak bir torbaya. Eminönü'nden binecek bir vapura, Kadıköy'e doğru giderken denizin ortasında bırakacak bizim suç aletlerini. Geçmiş olsun, suç buç kalmadı ortada. Şimdi bilişim sistemiyle
bu şekilde bilişim suçlarıyla 134. maddeyle mücadele edemezsiniz. Nitekim polis de böyle yapmıyor zaten. Polis de ne yapıyor? Kafadan bilişim sistemine gidiyor. Hatta mümkünse canlıyken, yani açıkken sistem el koymayı yapmaya çalışıyor. Mesela normal yolda kapatmaz polis. İlla alıp götürecekse bile fişini çeker. Çünkü niye? Geçici hafızadaki uçucu veriler uçmasın. Onlar da bana lazım diyor. Polis yerden göğe kadar haklı. Polis bu yaptığı işi veya jandarma uluslararası standartlara göre yapıyor. İyi de yaptığı şey uluslararası standartlara göre yapıyor olması, bu düzenleme karşısında yaptığını hukuka uygun hale getirmiyor ki. Tamamen hukuka aykırı. Ben her seferinde soruyorum. Çünkü bana gerekçelendirmesi lazım. Orada gerekçe yazıyor olması lazım. Savcılığın, savcı da bunu artık karar verebiliyor veya hakimden karar aldı. Bana gerekçe söyleyecek. Bana 134. maddeyi yazmayacak. En büyük hatalardan birisi o. Bir duruşmada benzerini yaşadım. Tutuklamaya karar verecek. Savcı şeyi okudu. Birebir CMK 100 okulu, CMK 100 geri tutuklanmasına. Mahkemeye derim ki, bir şey diyecek misiniz avukat bey? Tabii derim diyeceğim dedim. Ben bu anı bekliyorum dedim. Dedim hakim bey dedim. Çok şükür dedim. Görme dedim yetim var. Görüyorum. Okumam yazmam da var dedim. Bırakın dedim ilkokulu dedim. Üniversiteyi bile dedim okudum. Hatta dedim ukalalık olarak algılamayın dedim lütfen. Benim dedim kendim dedim ceza mevzuat dedim derlemem bile var. Dolayısıyla CMK 100 dedim çok iyi biliyorum. Sayın savcı dedim iddianamem için dedim mütalaa verdim. CMK 100'ü okudu. O beni dedim tatmin etmiyor. Şimdi dedim siz birazdan dedim tutuklamaya karar vereceksiniz. Akşam eve gittiğinizde dedim huzur içinde uyumak için dedim bana şunu söyleyin. Neden kaçma şüphesi var? Niye? Hangi delili karartacak? Bana dedim bunu gerekçesini verin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu istiyor. Değerli meslektaşlarım bunlar benim uydurmalarım, benim hava atmalarım falan filan değil yani. Bunları böyle konuştuğumuzda bu hep mahkeme kararı ve normlarla konuşuyoruz. Ya aynısı 134 için de geçerli. Açık açık yazmış kanun koyucu. Beğensen de beğenmesen de uymak mecburiyetindesin. Bana bunun gerekçesini var. İşte Reşat Üstad'ın öyle bir çelişki var ki kanun olması gerekene uymuyor. Olması gereken bu değil, hatalı. Ben her platformda ya şunu düzeltin diyorum, düzeltelim diyorum, düzeltilmiyor. Polis ise kendi inisiyatifiyle olması gerekeni düzgünü yapıyor. Bak kötü yapıyor demiyorum, düzgünü yapıyor. Ama o istediği kadar düzgün yapsın, kanun farklı bir şey söylediği için yaptığı her şey hukuka aykırı. Şimdi bir sonraki adıma gelelim. Diyor ki imkanının bulunmaması halinde hakim veya gecikmesinde sıkınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından şüphelinin kullanıldığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına ve bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar verilir. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen kararlar 24 saat içinde hakim onayına sunulur falan, klasik şey. Bakın ne dedi? Kopya çıkarılmasına dedi. Burada siz hiç imaj almak, hash değeri falan filan duydunuz mu? Duymadınız. Yok öyle bir şey söylemiyor. Peki kopya çıkarmaktan ne anlıyoruz? Şimdi diyelim ki 512 GB'lık bir iPad'iniz var. O iPad'inizin herhalde 40 GB'ını falan onun işletim sistemi ve default olarak yani siz daha aldığınızda kurulu olan yazılımlar vardır. Onlar kaplıyordur. Hadi bir 50 GB'da siz içine veri attınız. Kitap attınız, dilekçe attınız, resim attınız. Ne etti? Toplam 100 GB etti. Kaç GB dedik? 512 GB. 412 GB hala boş. Kopya çıkart dediğinizde ben şunu anlarım. Hani o 100 GB var ya, İşletim programları ve sizin yükledikleriniz. Bir de onun kopyasını alırım. Kopya bitti. Peki bu delil olur mu? Olamaz. Niye? Pek çok nedenle. Bir, bilişim sistemlerindeki yapmış olduğunuz değişiklikler gerçeğiyle birebir aynıdır. Yani bir belgedeki sahtecilik gibi değildir. Sahteyle gerçeği birbirinden ayırt edemezsiniz. Dolayısıyla bir bilişim sisteminde arama ve el koyma yapıyor iseniz eğer,
onun mutlaka veri bütünlüğünü sağlamanız gerekir. Orijinalliğini sağlamanız gerekir. Bunun için de uluslararası standart ister dolu olsun, içinde veri olsun, ister olmasın, o aletin depolama kapasitesinin tamamının fotoğrafının çekilmesidir. Yani 512 GB dedik ya, 1 TB'lık bir hard disk alırsınız. O boş sektörler veya dolu sektörler, onun tamamını kopyalarsınız. Ve bu kopyalamayı sıradan bir veri aktarımı şeklinde yapamazsınız. Buna imaj alma işlemi denir. Özel bir yazılım ve donanımla yapılır. Bunun da özelliği şudur. Yazma korumalıdır. Çünkü siz herhangi bir aleti bir elektronik cihaza taktığınızda o alet kendisini tanıtmak için dahi olsa takılı olan alete veri gönderir. Bu ise veri bütünlüğünü bozar. Dersiniz ki sen o aleti taktın, suç örgütüne ilişkin dokümanları veya çocuk pornografisi resimlerini bununla benim bilgisayarıma yükledin. Bunu önlemek için veri yazma korumalı donanım ve yazılım kullanılır ve boş sektörleri veya dolu sektörlerin tamamını kopyalama yapılan, yani imaj alınan, doğru terim budur, imaj alınan boş kullanılmamış hard diske kopyalar. Ve bunu yaptıktan sonra SHA 256 algoritmasını kullanan bir hash değeri çıkartır. Yani öz değer çıkartır. O bütün verilerin öz değeridir, o bir algoritmadır. Ve siz artık imajını aldığınız cihazda bir tane sıfırı bir yapsanız veya bir tane biri sıfır yapsanız aynı hash değerini alamazsınız. Bunun mühürüdür. Dolayısıyla siz kaç defa imaj alırsanız alın, her seferinde aynı hash değerini almanız gerekir. Eğer aynı hash değerini almıyorsanız onun içindeki verilerle oynanmıştır. Şimdi gelelim, bu kumpas mumpas davalarında kıyamet nerede kopuyordu? Bakın, kanunu okursanız ne diyor? Bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, kopya çıkarılmasına, metin haline getirilmesine, birinci fıkra. İkinci fıkra ise diyor ki, bilgisayar programları veya bilgisayar kütüklerinin şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da işlemin uzun sürecek olması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulabilir. Yani arama kural, el koyma istisna. Kanun böyle düzenlemiş. Kanunun düzenlemesinin mantığı da şu. Ya benim gözümün önünde al imajı. Çünkü benim gözümün önünde yokken sen onun içine bir şey katarsın. Beni darbe yapmakla da suçlarsın. Beni çocuk pornocusu olmakla suçlarsın. Beni kredi kartı sahteciliği yapmakla da suçlarsın. Ve ben bunun gerçek olmadığını ispat edemem. Ve ispat etmek için çeşitli yollara başvururum. Ki zaten bunlar oldu. Daha o zaman bulunmayan, belgenin yazıldığı dönemde bulunmayan Word fontuyla darbe belgeleri falan yazmışlar. İşte yalan da bir yere kadar gidiyor. İşte FETÖ'cülerin yaptığı hikayeler. Şimdi polis de karşılığında şunu söylüyor. Polis de haklı. Diyor ki ya tamam, güzel, iyi yazmışsınız da yahu diyor ben bir gidiyorum diyor. Bilmem kaç tane diyor server var. Ben o serverların hepsinin diyor imajını almam bir hafta sürecek. Ben bir hafta diyor orada yatıp kalkayım mı? Bu adamların diyor işini gücünü diyor engelleyeyim mi? Veya bir tek onların diyor bilişim sistemi yok ki. Ben diyor bir sürü kişinin bilişim sistemini alıyorum diyor. O zaman hiç diyor benim diyor polis merkezine gelmemem lazım diyor. Her gittiğim yer diyor sağlıklı değil diyor. Hijyen koşulları yok diyor. Artı kimi zaman diyor aldığımız aygıtlar diyor bozuk. Bunu bizim özel laboratuvarımıza getirip tozsuz odada diyor açıp özellikle kafaları bozuk oluyor. O kafaları diyor düzeltip lazer okuyucuyu içindeki diyor veriyi diyor okumamız lazım. Veya kimi zaman silinmiş verileri okuyabilmemiz için özel donanım ve yazılım kullanmamız lazım. Bunların hepsi laboratuvar gerektirir diyor. Ben nasıl diyor saatlerce adamın diyor evinde veya iş yerinde diyor kalıp diyor bu imajı alayım diyor. Polis de haklı. Peki kanunda bunların çözümü var mı? Hayır, yok. Halbuki çok basit bir çözüm var. Polis bunu uyguluyor. Genellikle el koyma yapıyor. Arama nadiren yapıyor olduğu yerde. Bunların hepsini çuvala dolduruyor. Ağzını mühürlüyor. Tutanak tutuyor. Mühürü açacağı zaman
şüpheliyi veya müdafiini arıyor. Kardeşim bak sizin şeyleri açacağız, mühürü kıracağız, gelin siz de bulunun. İstiyorsanız gözetleyin diye. Ya buna böyle bir ara formül bulunması lazım. Ve bu 134. maddedeki düzeltildikten sonra bunun nasıl uygulanması gerektiğini basamak basamak gösteren bir yönetmeliğe ihtiyaç var. Ve ben Türkiye'de bu kanun düzenlemesinin ve bu yönetmelik çıkartılmamasının bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Çünkü yani sen suç normlarına ilişkin en ufak bir eleştiriyi bile dikkate alıyorsun ve hemen değiştiriyorsun, hemen uyguluyorsun, olması gerektiği gibi çok iyi bir kanun koyuculuk niteliği gösteriyorsun. Ama aynı şey delil elde etme söz konusu olduğunda ve bu tüm suçları ilgilendirdiğinde ve bu bütün akademisyenler tarafından dile getirildiğinde kulağının üzerine yatıyorsun. Ve Reşit Bey bakınız, ben Avrupa Konseyi'nde de Avrupa Konseyi'nin ulusal danışmanıyım. Özellikle de terörizmin finansmanı ve bilişim suçları ve bilişim sistemlerinde delil elde etme komisyonlarında görev alıyorum. Ve orada emniyetten arkadaşlarımız, jandarma teşkilatının arkadaşlarımız, cumhuriyet savcıları, yargıçlar, yani ilk derece soruşturmayı yapan savcılardan Yargıtay'a kadar olan savcı ve hakim arkadaşlarımız geliyor ve bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız, ki bu sorunlara çözüm bulunsun diye, ittifak halinde, oy birliği halinde hepimiz bu 134'ü eleştiriyoruz. Ben şu konuşmayı yaptığımda zannetmeyin ki polisler gelip bu adam ne diyor falan desinler. Tam tersine polis arkadaşlar veya hakim arkadaşlar geliyorlar. Ya hocam ne güzel söylüyorsunuz, bunu her yerde dile getirin. Ya ben bunu her yerde dile getiriyorum. Kitapta yazıyorum, makalede yazıyorum, derslerde anlatıyorum, konferanslarda anlatıyorum. Adalet Bakanlığı'na ulaştırılan raporlara yazıyoruz bunu. Değişen hiçbir şey yok. Ben burada bir kasıt arıyorum. Demek ki bu delillerin hukuka aykırı olarak toplanması konusunda birilerinin çıkarı var ki herkes kulağının üzerine yatıyor. Dolayısıyla şu an bilişim sistemleriyle elde edilen delillerin %90'ı normatif düzenleme karşısında hukuka aykırıdır. Ve bu gerçek suçluların da cezasız kalmasına yol açan bir durumdur. İşte adam gerçekten suçu işlemiş ama hukuka aykırı delil var diyor. Hükmü esas alamazsın. 217 açık, 289 açık. Temiz nedeni, kesin bozma nedeni. Geçmiş olsun. Delili bir kere hukuka aykırı aldığınızda ki Yargıtay'ın da artık yerleşik içtihatları, ki onunla ilgili de bir makale yazdık, yayınladık. 2020 tarihindeki Yargıtay kararlarını inceledik. Çok ciddi suçlarda dahi tek bir delil varsa ve o delil hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş bir ispatı sağlıyorsa o delili yok sayıyor ve beraat kararı vereceksin diye. Çok açık ve net Yargıtay'ın bu konudaki tutumu. Ya merak eden meslektaşlarımız Akademiyo Edu'daki veya Social Science Research Network sitesi var. Bunların hepsi ücretsiz siteler. Akademisyenlerin makalelerini yayınladığı. Oradaki blog yazılarımızdan, makalelerimden takip edebilirler. Bunları orada inceledik ve yayınladık. Değerli üstadım, 1,5 saatten beri aralıksız konuşuyorum hemen. Dilerseniz varsa eğer değerli meslektaşlarımızın sorularına geçip bu yarım saatte de onların sorularını yanıtlayalım. Hocam siz nasıl uygun görürseniz, dediğiniz gibi 1,5 saattir aralık vermeden konuştunuz. Gönlünüze sağlık, bilginize sağlık, ağzınıza sağlık. Sorularımız da fazla. Zaten yeri geldiğinde soruların bazıları da hemen kısa cevaplanmayacaktır. Hani aklıma gelen bir soruydu. Siz biraz önce söylediniz o akademi siteslerinin ücretsiz olduğu ile ilgili. Hemen şuradan açayım. Birebir onunla ilgili diye başlayalım hocam. Sorular çok ama bir dakika lütfen. Paralı sistemin sayfasını veya birazdan oraya gelirim. Biraz önce soruları incelerken görmüştüm hocam. Şuradan başlayalım. Sayın Teksen Golemen sormuşlar. Sayın hocam, müşteri tanıma sistemlerini kandırmak yoluyla gerçek dışı kişi namına ve kendi hesabına işlem yapmak sorumluluğu ceza hukuku anlamında nasıl değerlendirilebilir acaba diye sormuşlar. Yani
Şimdi gerçek kişinin kandırılması, hileli bir şey var ise eğer burada, yani CRM sistemlerini söylüyor galiba değerli meslektaşım. Bir daha okuyabilir misiniz Reşit Bey, zahmet olmazsa? Hemen okuyorum. Müşteri tanıma sistemlerini kandırmak yoluyla gerçek dışı kişi namına ve kendi hesabına işlem yapmak sorumluluğu nasıl değerlendirilebilir demiş. 242 2'ye girer. Eğer haksız bir yararda elde ediliyorsa 244 4 olur. Çünkü gerçek kişiye karşı bir hileli hareket olmadığı için, burada tamamen sistemsel bir aldatmacı olduğu için 158 1F'ye girmez diye, yani dolandırıcılığa girmez diye düşünüyorum. Bana sorular aktarılırken bazı meslektaşlarımızın peş peşe gelen soruları da var ama aralara yoğun soru geldiği için o soru bütünlükleri tam sağlanamıyor gibi oluyor. O tarz sorulara birazdan geleceğim. Sayın Halit Kara Mahmutoğlu sormuş. Bilişim sistemleri verilerin saklandığı veri tabanları olarak düşünüldüğünde bu tip altyapı hizmetleri çoğunlukla bedel karşılığı bu hizmeti veren üçüncü kişi konumundaki şirketlerden sağlanıyor. Biraz önce o soracağım soru buydu hocam, bulmuş oldum. Örneğin ücretsiz eğitim videoları paylaşan bir internet sitesi ile ücretli eğitim videoları paylaşan başka bir internet sitesinin altyapı veri tabanı hizmetini aynı firmadan alması durumunda bir tanesinin bilişim sistemine giren kişi TCK 243 taksim 1, diğerine giren kişi ise 243 taksim 2'den mi yargılanarak sorumlu olacaktır acaba diye sormuşlar. Aynen öyle olacak ve ceza adaleti açısından da müthiş bir orantısızlık olacak. Hatay Barosu'ndan Sayın Mehmet Mustafa Çalışkan sormuşlar. Bedeli karşılığında kullanılan uygulamaya bankaların mobil uygulamaları da dahil edilebilir mi hocam diye sormuşlar. Edilir tabii, edilmez mi? Ya oradaki tartışma şu aslında, onun bu meslektaşlarımız üzerinde durmuşlar. Kadir Has Üniversitesi'nde 2005 herhalde 2006 kanun yeni çıkmış. Benim tezimde kitap olarak yayınlanmış ki yeni kanuna göre çıkan ilk kitap, işte her yere çok genç olmamıza rağmen, daha doktor bile değildim o zaman, konuşmacı olarak bizi çağırıyorlar. Sevgili meslektaşım Gökhan Ahi ile beraber katıldık. Yan yana oturuyoruz. Ben bu getirdiğim eleştiriyi orada getirdim. Gökhan da ayağına bana tekme vuruyor aşağıdan, masanın altından. Konuşma bitti ya dedim. Gökhan ne oldu? Ya dedi, o kanun maddesini biz oraya getirdik. Niye getirdiniz ya dedim. Ya biz orada dedi, şey dedik dedi. İşte bedelsiz olarak girilen ama işte herkese açık. Yani bedeli karşılığı yararlanıyorsun ya dedi. Herkese açık, girmek daha kolay. Şimdi bu da mantıksız. Örneğin ben İstanbul Aydın Üniversitesi'nin öğretim üyesiyim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin web sitesine herkes girebilir mi? Evet. İsteyen herkese açık. Siz de bakarsınız hangi programlar var, ne var, ne yok. Peki, öğrenciyseniz bir bedel ödüyorsunuz ve sisteme giriyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, öyle. Ve öğrenciye tanımlanmış yerler var. Öğretim üyesine tanımlanmış yerler var. Finansmana tanımlanmış yerler var. Bir bedel karşılığında, bedeli geçin, kamuya açık bir site. Şimdi öğrenci ne istiyor? Öğretim üyesinin sahasına girsin, notlarını yükseltsin. Öğretim üyesi ne istiyor? Finansman kısmına girsin, maaşları yükseltsin. Şimdi olacak bir şey mi? Kamuya açık bir web sitesi diye bunu böyle yaptığımızda burada suçun, haksızlık içeriği daha mı az? Yani ne, ben bunu kitapta epey ayrıntılı inceleyip eleştiriyorum. Değerli meslektaşlarım, neresinden bakarsınız bakanı tutarız. Ama tabii ki avukat cübbesini giyip savunma yaptığınızda ben de sonuna kadar bu maddeyi bu şekilde anlatır ve bu şekilde savunurum. Madem ki kanun koyucu bana bu şekilde bir imkan tanımış, aynen bu şekilde bunu açıkçası kullanırım, sonuna kadar affetmem. Derim ki böyle yapmasaydım. Eskişehir Barosu'ndan Sayın Avukat Murat Osman Kandır meslektaşımızın iki ayrı sorusu var. İlk sorusunu paylaşayım. Sayın Hocam,
İkinci fıkradaki indirimi şöyle düşünebiliriz demiş. Tahminim o sizin sunumunuz sırasında yazılan bir soru. Hangi maddenin ikinci fıkrası onu şu anda tahmin etmek güç. Örneğin bir web sitesi var. Bu web sitesinde bir takım videolar var. Siz bu videoları 10 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz. Ancak kişi bu web sitesine şifreyi kırıp ulaşıyor. Yani buradaki veriler tamamen kişiye özel değil, belli bir miktar ücret ödeyip ulaşabiliyorsunuz. O yüzden indirim olduğunu düşünüyorum. Konuyu bu şekilde irdelerseniz neler söyleyebilirsiniz diye sormuş. Değerli meslektaşım, çok teşekkür ederim açıklamanız için. Zaten benim bu görüşlerime karşı çıkanların dile getirdiği görüş bu. Ancak bu yine de o sistemin güvenliğinin ihlal edilmesi halinde haksızlığın daha az olduğunu bana göstermiyor. Sonuçta haksızlık içeriğine göre cezalandırmıyor muyuz? Hadi arttırım nedeni yapmıyorsun diyelim ki bu gerekçeyle, indirim yapman da gerekmiyor. Sen bedeli karşılığında faydalan veya faydalanma, sistemin güvenliğini ihlal ediyor musun, ihlal etmiyor musun? Bitti. Benim bakış açım bu. Yine aynı meslektaşımızın diğer sorusunu da paylaşayım. Eskişehir Barosu'ndan Sayın Avukat Murat Osman Kandır'ın. Sayın Hocam, bizim kanunumuzda verdiğiniz örnek gibi bir kasten öldürme suçu işlenirken bilişim sistemi kullanıldığında bilişim suçu geçit suç olarak görülüp sadece öldürme suçundan cezalandırma yapılmıyor mu? Bu soruyu da belirtmişler. O hususta ne demek istersiniz Sayın Hocam? Ya şöyle söyleyeyim. Eğer bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girip ayrıca da bu öldürme suçunu işliyorsanız burada iki tane ayrı suç var ve iki suçtan ayrı ayrı cezalandırılması gerekiyor. Benim söylediğim ise burada aslında öldürme suçu açısından da bu acaba nitelikli hal olarak düşünülebilir mi? Geçit suçu olmaz. Çünkü geçit suçu olabilmesi için birincisi daha az cezayı gerektiren suçtan geçmeden daha ağır olanı işleyemiyor oluşunuz gerekir. Ve ikinci şart, her iki suçunda aynı hukuksal değeri koruması gerekir. Örneğin cinsel taciz suçunu işlemeden nitelikli cinsel saldırı suçunu işleyemezsiniz. Geçit suçudur. Örneğin kasten yaralama suçunu işlemeden kasten öldürme suçunu işleyemezsiniz. Kasten öldürdüğünde ayrıca kasten yaramadan cezalandırılmaz. Nitelikli cinsel saldırı yaptığında ayrıca cinsel tacizden cezalandırılmaz. Ancak siz bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmeden de bir kişiyi öldürebilirsiniz. Ayrıca birisinin koruduğu hukuksal değer yaşam hakkı iken ötekinin koruduğu hukuksal değer sistemin güvenliğidir. Dolayısıyla ben burada gerçek içtimanın uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Hay hay Sayın Hocam. Hocam, sizin o anlattığınız şeyleri ben de dinlerken kafamda bir sürü şey oluştu. Örneğin yıllar önceydi. Ege'de sahil kasabasında bir yerde bir yat limanında diyelim ki o yatlara hizmet veren küçük bir işletme sahibi, işletmesinde internet bağlantısı var. Zaman zaman da turistler gelip, örneğin bankadan internet havalesi yapmamız lazım, internetimiz yok, acaba sizin bilgisayarınızı bir 5 dakikalığına kullanabilir miyiz tarzında onlara tabii diyerek yardımcı oldu. Ama hiç ummadığı bir dönemde Amerika'dan gelen bir suç duyurusu ihbarıyla bilgisayarının IP adresinden tıpkı da belirttiğiniz tarzda çocuk pornografi görüntülerinin indirildiği yahut izlendiği suçlamasıyla hakkında dava açılıp yargılamaya da maruz kalmıştı. Şimdi öyle bir duruma geldik ki eskiden evlere giderken acaba evde elektrik su var mıydı diye düşünürdük. Artık çocuklar bir yere giderken o gideceğimiz yerde internet var mı diye sorar hale geldiler. O değişik uygulamalar da birbirinde geldi. Örneğin evinize bir misafir geldi. Misafirin genç delikanlı bir çocuğu var. Anneler babalar otururken ya Wi-Fi şifrenizi rica edebilir miyim? Birazcık içeride internete girmem lazım dedi. Siz de misafirperverlikle Wi-Fi şifrenizi paylaştınız.
O genç misafir sizin internet hattınızı kullanarak bir bilişim suçu işledi. Sonra size şu IP adresi size ait olduğu belirlemesiyle şüpheli olarak bir yargılamaya dahil oldunuz. Bu hususlarla ilgili gerek savunmanlık anlamında, gerek o internet hattı sahipleriyle ilgili o engin birikiminizle neler paylaşıp nelerde uyarmak istersiniz? O da benim kendi sorum olsun Sayın Hocam. Estağfurullah. Bu dediğiniz gerçekten sosyal bir gerçeklik. Yani cuma akşamı ben de çok yakın bir arkadaşıma yemeğe davetliydim. Ama aynı zamanda bir sunum yapmam gerekiyor idi. Ve çok sık evine gidip geldiğim bir arkadaşımdı. Mesela gittim, yemeği yaptık, yedik. Hemen ben bilgisayarı açtım. Zaten daha önce de gittiğim için evine hemen benim bilgisayar onun Wi-Fi ağına girdi. Ve ben oradan sunumumu yaptım. Ve dediğiniz gibi ben o sırada banka ve kredi kartı dolandırıcı da yapabilirim. Cumhurbaşkanı hakaret de edebilirim. Son günlerin en moda suçu. Çocuk pornografisi de yapabilirim. Yani bir, hayır demek gerekiyor. Hayır diyemiyor isek, genellikle olmuyor. Mutlaka ucuz da olsa alt loglama yapan donanım ve yazılım almamız lazım. Yani hangi bilgisayar hangi saatte o Wi-Fi'ye bağlanmış? Bunu yaparsak, çünkü o kanıtı da götürürsünüz. Bakın, bu benim normal bilgisayarım bu. Bu alt logu budur, bununla bağlanılmış. Bu gelen bir misafir X, Y, Z şeklinde yapılması lazım. Onun dışında illa gelen misafir olarak düşünmeyin. Kuvvetli bir şifre kullanmıyorsanız eğer, dışarıdan yakın o ağı alabilenler de şifre. Ben çok karşılaştım böyle davalarla. Şifreyi kırıp sizin hattınızı kullanıyorlar. Hem sizin kotanızı çabuk geçiyorlar. Dolayısıyla sizin bank genişliğiniz azalıyor. Hem de böyle muhtemel suçlarda siz bir anda mağdur olabiliyorsunuz. Yani burada alınabilecek önlem zaten 5651 sayılı yasa gereği çıkartılan yönetmeliklerden birisi de bu şekilde bağlantı sağlayıcıların alt loglama yapması ve 2 sene boyunca da bu logları tutmaları. Dolayısıyla bu hususun tek çıkar yolu bu. Mesela iş yerlerinde bu yapılıyor. İş yerlerinde zaten kesinlikle yapılması gerekiyor bu arada. Yani hangi bilgisayar bağlanmış, çıkış yapmış veya şunu da öneririm. Eğer bu yapılamıyor ise bağlantılara kısıtlama getirilebilir. Yani siz kendi bilgisayarınızla bile bağlantılara kısıtlama getirebilirsiniz. Çeşitli içeriklere ulaşılmasını engelleyebilirsiniz. Bunu pek çok iş yeri de yapıyor. Çeşitli kelimeler geçen filtreler koyup bunlara erişimi engelleyebilirsiniz. Belki bu çok daha sağlıklı ve kolay ve zarif bir yöntem olur. Hocam, sorunun içinde soru da geliyor. Aynen, ben de notumu almışım. İnternet hatlarının karışması demişim. Dediğiniz gibi bir yere gittiğinizde, bir Wi-Fi'ye bağlanacak olduğunuzda o sırada bağlanılabilecek bir sürü hat çıkıyor. Yahut apartmanlarda, sitelerde birbirlerinin o internet hatlarının bir şekilde karışabilme durumları da oluyor. İşte o durumlarda uzman bir hukukçuya da ihtiyaç oluyor. Hocam, sosyal medya yazışmalarında bilhassa hakaret, sövme suçlarıyla ilgili olarak da hani bu tür suçların uzlaşmaya tabi oluşu sebebiyle soruşturma öncesinde bir uzlaşma müessesesi de çok gündemde. O konuyla ilgili olarak da teknik birkaç şey paylaşma imkanınız olur mu acaba? Ya tabii biliyorsunuz, uzlaşmada bir kere her şeyden önce uzlaşma geliyor. Hep mesela işte kamu davasının açılmasının ertelenmesi uzlaşmaya tabi değilse, HYGB uygulanması uzlaşmaya tabi değilse ve ama uzlaştığınızda suçlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz bu sistemde. Yani ben uzlaşma kurumuna taraftar mıyım? Evet. Şimdi pek çok kişi bunu deyince şaşırıyorlar. Değerli meslektaşlarım, ceza yargılaması çok zaman gerektiren, çok emek gerektiren ve çok pahalı bir yargılama. Yani hakimler, aldıkları maaşlar, onların vergisi, emekli sandığı kesintisi, kalem memuru, bilmem ne falan filan ciddi bir gider. Helali hoş olsun, gözümüz yok. Ama neyde gözüm var benim? Hakimin, o katibin zamanında gözüm var. Şimdi uyduruk bir hakaret içinde aynı evrakları düzenleyecek, yazışmaları yapacak, dava açacak, duruşma günü verecek, adam öldürme
veya hırsızlık gibi önemli bir suçta da yapacak. Dolayısıyla biz o bize hem maddi olarak külfeti çok olan ama ondan da önemlisi bu külfet karşında zamanı çok kıymetli olan o mahkemenin önüne gerçekten yargılamayı gerektirecek ağırlıktaki uyuşmazlıkları götürmeliyiz. Dolayısıyla biz onun önüne gitmesi gerekmeyen uyuşmazlıkları o mahkeme öncesinde bir şekilde çözebiliyorsak, bu uzlaşma da olabilir, bu kamu davası açılmasının ertelenmesi de olabilir, bu son derece yerinde bir gelişme. Mesela basit yargılama da aynı şekilde. Yani zaten Adalet Bakanlığı'nın bunları getirmesinin, bu düzenlemeleri getirmesinin sebebi de bu. Ceza yargılamalarını hızlandırmak ve gerçekten ciddi anlamda yargılama gerektiren uyuşmazlıkları mahkemenin önüne getirmek. Ki benim kişisel kanaatim hakaret suçu, hakaret eylemleri, haksızlığı suç olmaktan çıkartılmalı. Yani o açık ve net. Hocam siz aynı zamanda ceza ve ceza muhakemesi hukuku ana bilim dalı öğretim görevlisi olmanız hasebiyle zaten sormuştum. Hani dediğiniz gibi bazen bu tür suçlarla ilgili o uzlaşmaya davet edildiğinde kişi uzlaşayım mı uzlaşmayayım mı ama uzlaşmazsam dediğiniz gibi o yargılama maliyeti kendime avukat görevlendirmek durumunda olacağım. Şu kadar ücret ödeyeceğim. Çok yaşayın iyi yaşayın sayın hocam. Ama ben böyle bir suç işlediğimi de düşünmüyorum dediği haliyle o artık doğru bilgilendirmeyle o kararı kişinin kendisinin vereceği sürece bırakmak herhalde yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Sayın hocam sizin ceza ve ceza muhakemesi ana bilim dalındaki araştırmalarınızın haricinde hem bilişim hukuku hem kişisel verilerin korunması hukuku hem yapay zeka hukukuyla da çok ilgili olduğunuzu biliyoruz önceki eğitimden de. Bu pandemi döneminde çoğu genel kurullar yapılamadı. Çoğu sayıdaki belli sayının üstündeki site yönetimlerinin toplantıları ertelendi. Şimdi bu tür şeylerle ilgili de bazen WhatsApp grupları kuruyor bazı kişiler. İşte o kişiler yönetici oluyorlar. O gruba dahil ettiği kişiler üye konumunda oluyorlar. Hani gelen sorulardan birisi ben aslında böyle bir gruba dahil olmak istemiyorum ama hiç tanımadığım birisi nereden bulduysa benim telefon numaramı bulmuş beni böyle bir gruba dahil etmiş. Acaba burada benim kişisel verilerimin korunması ihlal edilmiş oluyor mu tarzında da sorular oluyor. Bilişim hukukuyla ilgili olmasa bile ucundan kenarından bilişim hukukuyla da ilgili sayılır. Bu konuda neler söylemek istersiniz sayın hocam? Kesinlikle bu hem 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hukukuna kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bir hukuka aykırı veri işlemedir. İkincisi 136 Türk Ceza Kanunu'nun 135 ve 136. maddesi gereğince de suçtur. Cep telefonu numaranız sizin kişisel verinizdir. Ve sizin açık rızanız olmadan herhangi bir kişi sizi bir WhatsApp grubuna ekleyemez. Açık ve net bu apartman yönetiminde olsa, site yönetiminde olsa. Bakın sizden açık rıza alırsa, bunda sizi aydınlatır ise şu nedenle böyle bir şeye seni dahil etmek istiyorum. Açık rızan var mı? Siz de evet tamam derseniz sorun yok. Bu kesinlikle olmaz yasak demiyorum. Ama dediğinizden ben de müzdaribim. Çat diye biri size bir gruba ekliyor. Ondan sonra haber yazışmalar geliyor. Sen benim telefon numaramı nereden buldun? Bir kere diyelim ki ben Reşit Bey'e telefonumu verdim. Niye verdin? Karşılıklı bir arkadaşlığımız var, ahbaplığımız var. Bu nedenle verdim. Ama ben Türkiye Barolar Birliği'nin kurduğu WhatsApp yazışma grubuna çok iyi niyetle bile olsa oraya beni dahil etsin diye vermedim. Reşit Bey bana dönüp şunu diyebilir. Ya Volkan Bey böyle böyle bir grubumuz var. Çok güzel kararlar paylaşılıyor, ediliyor. Sizi buraya ekleyelim mi? Hay. Ama benim açık rızamın olması lazım. Bunun dışındaki her türlü WhatsApp grubuna eklemek suçtur. Ayrıca WhatsApp gruplarının veya WhatsApp'ta paylaşılan verilerin şöyle bir sıkıntısı var değerli meslektaşlarım. Özellikle bunu müvekkil şirketleri uyarmak lazım. İş ile ilgili konuların hiçbirisini WhatsApp'tan belge bilgi paylaşımı yapılmamalı. Zira WhatsApp'ın sunucuları nerede? Yurt dışında. WhatsApp üzerinden bir kişisel veri gönderdiğinizde yurt dışına veri aktarımı yapıyorsunuz. Peki yurt dışına veri aktarımı nasıl yapılabilir?
Kanunun 9. maddesi bunu yazmış. 9. maddedeki şartlar oluşmuş mu? Hayır, oluşmamış. Ne oldu? 20 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası. Bu kadar açık ve net, basit. Yani siz WhatsApp grubu kurdunuz, işçilerinizin bilgilerini İK'yla ile WhatsApp üzerinden paylaştınız. 2 gün sonra davalık olduğunuz işçi gitti. Sen benim verimi WhatsApp'tan paylaştın mı, paylaşmadın mı? Paylaştıysan niye paylaştın? Sen bunların yurt dışına veri aktarımı olduğunu bilmiyor muydun dedi. Siz de hiçbir şey diyemediniz. Gitti kişisel verileri koruma kuruluna şikayet etti. Ceza yapıştırır mı, yapıştırmaz mı? Çıtır çıtır yapıştırır. O yüzden bu konularda çok basit gibi görünen ama önemli konularda müvekkilleri de uyarmak gerekiyor. Sayın hocam, o arama el koyma ile ilgili 134. madde ile ilgili detaylı açıklama yaptınız. Ama somuta indirgemek adına meslektaşlarımızdan gelen soru, diyelim ki müvekkil şirket yahut müvekkil şahıs TCK 134. madde kapsamında bilişim sistemleri ile ilgili bir arama yahut el koyma tedbiri uygulanacak. Müdafi yahut vekil sıfatıyla oraya çağrıldığımızda avukat olarak nelere dikkat edip o müvekkile hangi noktalarda katkıda bulunabiliriz de hocam kısaca özetleyebilir misiniz acaba diye sormuş olayım. Tabii. Yani bir kere polise mutlaka şunu söylenmesi lazım. İmajı burada alın. Gözümüzün önünde alın. En önemli husus bu. Yani polisin hiçbir şekilde ona müdahale etmemesi, içeriye girmemesi ve imajı orada alması. İmaj alır iken mutlak surette bir sizden istenecektir bu genellikle. Hiç kullanılmamış, sıfır, yani paketinden yeni açılmış bir hard disk verilmesi. Araya mutlaka veri koruma yazılımı olan bir donanımla bunun yapılması. Polise bunu sorabilirsiniz. Ne kullanıyorsunuz diye. Polis illa ben bunu alacağım, götüreceğim, ben burada bunu yapamıyorum da derse ki diyebilir. O takdirde mutlaka polisin bunu dediğimiz gibi bir torbanın içine koymasını ve sizin gözünüzün önünde bunun ağzının bağlanıp mühürlenmesini mutlak surette isteyin. Ayrıca buna hakkınız var. Alınan imajın bir örneğinin mutlaka size verilmesini isteyin. Hem bir örneğinin hem de üzerine hash değeri yazılan tutanağın. Bu da, bunu da yine merkezde yapabilir bu arada. Yani torbaya koyup mühürledikten sonra mühürü koydurttunuz, fotoğraflayın veya polisten isteyin veya tutanağı isteyin. Ondan sonra da açıldıktan sonra da imaj alındığında o imajı bir örneğinin mutlaka size verilmesini isteyin. 134'te buna ilişkin zaten verilir diyor sanığa veya müdafiine. Ve mutlaka hash değerinin ne olduğunu öğrenin. Daha sonrasında üzerinde bir çalışma, bir herhangi bir şekilde gelen raporların doğruluğunu denetletmek istiyorsanız da bizim hukukçu olarak yapabileceğimiz iş değil bu. Mutlak surette adli bilişim uzmanıyla çalışmanız gerekiyor. Bakın, ben bilişimciyim diyen herkes bilişimin her alanından anlamaz. Bilişim güvenliği ayrı bir şey. Altyapı sunmak ayrı bir şey. İşte sosyal medyayı tanımlamak ayrı bir şey. Kablolamayı yapmak ayrı bir şey. Adli bilişim yapmak ayrı bir şey. Şey gibi düşünün. Hekim ne yapar? Canlı insanla uğraşır. Sağlığına kavuşturmaya çalışır. Adli tabip ne yapar? Öldükten sonra üzerinde işlem yapar. Acaba bunun ölüm sebebi nedir diye. Adli bilişimcilerde olay gerçekleştikten sonra, risk gerçekleştikten sonra ya bir, bu sistemler üzerinde suç içeren bir husus var mı? Veya bunlar sayesinde bir suç işlenmiş mi? Veya bu sistemlerin veri bütünlüğünde bir bozulma var mı? Buna bakarlar aynı metotlarla. Dolayısıyla kendisinden önce bu sistemleri kullanarak delil elde etmiş kişilerin de doğru metotları ve yöntemleri kullanıp kullanmadıklarını da denetlerler. Ama en önemli husus şu, dediğim gibi mümkünse gözünüzün önünde imaj alınması, değilse delil torbasına konup ağzının bağlanıp mühürlenmesi, polis merkezinde açılacağı zaman sizin çağrılmanız, açıldıktan sonra mutlaka imajın bir kopyasının size verilmesini ve hash değerinin verilmesini istemeniz. En önemli husus, dikkat edilmesi gereken hususlar bu. Reşit Bey, sesiniz gelmiyor. Şu anda geliyor mu Sayın Hocam?
Evet. Hocam zaman çok çabuk geçiyor. 2 saati tamamlamak üzereyiz. 1,5 saattir nefes almadan anlatımda bulunmuştunuz. Soru cevap bölümünün o yarım saati de geçer gibi oldu. Hayatta hiç durmayan iki şey demişler. Birisi zaman, birisi de insan beyni. Uyurken bile rüya gördüğümüz söylenir. Dediğiniz gibi sizin bu hukuk camiasına katkıda bulunduğunuz dallar her geçen gün yine hep tartışma konusu, hep yeni gelişmelerle yeni düzenleme konusu olacak dallar. Geçen eğitimde de söylediysem mükerrer olursa kusuruma bakmayın ama ben daktilo kuşağında mesleğe başlamıştım. Daktilo kursuna giderdik. O kartal kalkar, dal kalkar. O günlerden sonra hayatımıza bilgisayarlar girdi, bilgisayar sistemleri girdi, UYAP sistemi girdi, elektronik imza sistemi girdi. Benim de yine kişisel son sorum olsun. Akabinde sizi çok yorduk. 2 saat oldu. Sizin son kapanış açısından paylaşımlarınızla bildirelim hocam. Pandemi döneminde de çok gündeme geldi. Örneğin arabuluculuk görüşmeleri. Anlaşma tutanağı imzalanacak. Sayın arabulucu X şehrinde. Arabuluculuktaki taraf vekillerinden birisi Y şehrinde. Diğeri de Z şehrinde. Görüşmeyi online gerçekleştirdiler. Anlaşma tutanağında da mutabık kaldılar. Üçü de elektronik imzalarıyla imzalamak durumunda oldular. Birbirlerine mail atıyorlar. Birinin gönderdiği maili bir taraf imzalıyor, sonra öbürü. Bilgisayarınızda kayıtlı durduğunu varsayıyoruz ama bir gün bilgisayarınız çöktü. O elektronik imzalı anlaşma tutanağı sizin elinizde yok. O elektronik imza ile karşılıklı metin imzalanması ile ilgili bizlere neler belirtmek istersiniz Sayın Hocam? Bir kere bu kopyalar her 3 tarafa da olacağı için bir kişinin bilgisayarında gitmesi sonucu etkilemeyecektir. Çünkü elektronik imza geçerliliğini koruyordur. Dolayısıyla bir hak kaybı olmaz. Ola ki öyle bir belgeniz kayboldu ki bulamıyorsunuz. Unutmayın, bilişim sistemlerindeki hiçbir şey aslında sizin bilgisayarınız çökse de formatla atılsa silinmez. O veriler hala orada duruyordur. Ve adli bilişim uzmanları özel donanım ve yazılımlarla o belgelerin tam büyük bir çoğunluğunu üzerine yazılmadıysa eğer kurtarırlar. Dolayısıyla bilgisayarınız çökerse üzerine hiçbir şey işlem yapmadan, bakın hiçbir şey yapmadan, çünkü format attığınızda sizin sektörlerinizin boş olarak algılanmasını sağlarsınız ve üzerine yazdırırsınız. 7 kere bir şey üzerine yazıldığında aynı sektörün artık altından kazıyıp bulmak zordur. Dolayısıyla çöktüğünde yapmanız gereken bilgisayara dokunmamak, bir adli bilişim uzmanına gitmek ve bilgisayarınızın bu veri kurtarmasının yapılmasını sağlamak. Dolayısıyla böyle bir korkunuz da olmasın. Ama buradaki esas çözüm nerede? İşte bir aydan beri konuştuğumuz blok zincir teknolojisinde. Düşünün ki siz bu arabuluculuk görüşmesini blok zincirde yaptınız ve 1000 kişinin bilgisayarına aynı anda kayıt ettiniz o blokları. 3 kişide, 5 kişide silinse, bilgisayarı kaybolsa herhangi bir şey fark eder mi? Fark etmez. O yüzden geleceği bu şekilde bir an önce yakalamamız gerekiyor. Hocam bir söz vardı, gelecek de bir gün gelecek diye. İşte o dijitalleşme sürecindeki ilişkin geleceği her gün yeni yeniden yaşıyoruz ve her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu anlamda bilişim hukukunun önemi hayatın içinde her geçen gün önemini kendisine hissettiriyor. Siz geçen eğitimde pazar günleri dahi olsa benim bu şekilde yine bilimle ilgili olmak beni yormuyor, tam aksine dinlendiriyor demiştiniz. Yine siz o gani gönüllülükte bir bilim insanı olarak bu pazar gününüzü de bu 1 ile 3 arasındaki saat dilimini bizimle paylaştınız. Ben o anlamda da tekrar teşekkür ediyorum. Artık dinlendiniz mi, yoruldunuz mu? Gönlünüze sağlık diyorum. Kapanışımızı yapmak üzere tamamen serbestsiniz. Sözü size bırakıp akabinde izninizle ben de kapanış yapacağım. Buyurun hocam. Neşit Bey, öncelikle her zamanki beyefendiliğiniz ve nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda gerçekten örnek bir meslektaşımızsınız. Çok teşekkür ederim bu imkanı sunduğunuz için. Ben yorulmadım. Ben anlattıkça, bilgileri paylaştıkça gerçekten mutlu olan bir insanım. Yani sırf kendim için okumuyorum. Okuduklarımı aktarabilmek için de, bu ki
O yüzden öğretim üyeliği yapıyoruz. Üniversitede bu işi yapıyoruz. Aynı bilgileri meslektaşlarımla paylaşmaktan da son derece mutluyum. Çünkü bilgi ve sevgi paylaştıkça artan tek şey. Bu nedenle herkese, tüm dinleyicilere, tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Konular hep birbirini açıyor. Yine farklı konularda ileride Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nize gereken katkıyı da vereceğinizin baştan inancıyla ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Mayıs ayını bitirmek üzereyiz. Yarın 31 Mayıs Salı gün 1 Haziran yaz dönemine sizin de açılışta belirttiğiniz gibi inşallah şu virüs illetinden, musibetinden hem ülke hem dünya olarak yavaş yavaş kurtulacağımız, hem yaz döneminin güzel geçeceği hem de sonradan tekrar geriye dönüşlerin olmayacağı, olumsuzlukların olmayacağı günlerle dikkatli ve kontrollü normalleşme dönemlerinde mesleki faaliyetlerimizi de yine eskisinden farksız şekilde devam ettireceğimiz günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle pandemi döneminde biz de Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak çok fazla sayıda online eğitim yapmıştık ama dediğiniz gibi bilgi paylaştıkça artıyor, güzelleşiyor. O anlamda emeğini, katkısını esirgemeyen tüm saygıdeğer eğitmenlerimize ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nin fedakar çalışanlarına da bir kez daha teşekkürü bir borç bilerek ben de güzel bir yaz dönemi olması dileğiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın sayın meslektaşlarım. Hocam çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizler de öyle. Görüşmek üzere.